Myslím. Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz bu seminerimize. Şimdi öncelikle olarak uzun süreden beri yardım konusunda farkındalık yaratma amaçlı olarak birçok toplantı, seminer düzenledik. Geçen sene de TÜRAK'la beraber de düzenledik. Birkaç tane yine seminer olmuştu. Şimdi şu zamana kadar yaptığımız işler ağırlıklı olarak yangın tesisatlarında daha çok söndürme sistemleriyle ilgili eğitimler vermeye çalıştık, seminerler vermeye çalıştık. Ancak özellikle organize sanayi bölgesinde ben kendimle bizzat gezdiğim zaman bazı eksikliklerin algılamada ve otomasyon kısmında bazı eksikliklerin olduğunu görünce daha önceden beri de sık sık istişare yaptığımız ve odamıza da çok yakın olan EEC firmasının yetkilileriyle bu durumu konuştuk. Bu konuda bir çalışma yapmamız gerektiğini, artık söndürmenin en azından belli bir aşama kat ettiğini, söndürmeyle ilgili organize sanayi bölgesinde artık bir oturmuş bazı sistemler olmaya başladı. Bunun artık algılama ve ihbar sistemleri ve bunların bakımları, yani yangın tesisatları bakımlarıyla ilgili bazı şeylerin yapılması gerektiğini tespit ettik beraber. O anlamda bu semineri düzenlemeye karar verdik. Şimdi özellikle son dönemde yangın sistemlerinde yeni güncel teknolojiler de başladı kullanılmaya organize sanayi bölgesinde. Bu güncel teknolojileri de biz arkadaşlarımızdan dinleyelim, beraber biz de faydalanmaya çalışalım. Şimdi benim bu konuda özellikle Kemal Bey'e uzun süreden beri de istişare ettiğimiz için, konuştuğumuz için kendisinin o bilgilerinden faydalanmak bizim de odamız için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yangın tesisatlarıyla ilgili özellikle hidrofor dairelerinde izlenebilir telefek manaları taktıktan sonra kabloların boşta durması, mesela akış anahtarlarını bağladıktan sonra hiçbir yere flow switch'lerin bağlanmaması veyahut da yangın algılama sistemlerinde işletmeye göre ya da prosese göre uygun algılama sistemlerinin seçilmemesi, formaliteden bazı algılama cihazlarının yerinde bulunmasını ben doğru bulmuyorum. Yangınla ilgili sadece söndürmede değil, algılamada da ya yapılacaksa tam nizami yapılması uygun. Siz de takdir edersiniz, hepimizin meslektaşınız. Ya yapılacaksa tam nizami yapılması en uygun ya da yapılmayacaksa boş boşuna milli servet para harcamayın diyorum ben. Yani gerçekten işi nizami bir şekilde, kurallarına uygun bir şekilde ve yangın çıktığında algılanacak ve söndürülecek bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi yangın söndürme sistemi, hep her yerde bahsediyorum, yangın söndürme sistemi gerçekten çok önemli. Ama algılama şu anda bizim işimizin de biraz ön planında. Yani söndürmenin de ön planında. Çünkü can ve mal güvenliğini ilk koruyan kısım algılama kısmı. Özellikle organize sanayi bölgesinde son dönemde çıkan yangınlarda maalesef içinde sanayicilerimizin de vefat ettiği yangınlar yaşandı. Yani bu algılamayla çok hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek, kontrol edilebilecek yangınları bile algılamadaki eksikliklerden ya da ihbardaki eksikliklerden kaynaklı olarak bizim atlatmamız gerekiyor. Ondan sonra iş söndürmeye kalsın diye düşünüyorum. Bu anlamda ben bu semineri çok önemsiyorum. Ben geldikleri için ve bu değerli bilgilerini bizimle paylaştıkları için ben EYC'deki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah verimli bir seminer olacak. Ben ayrıca buraya çıkmışken kürsüye birkaç şey daha bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle organize sanayi bölgesindeki arkadaşlara yönelik yapıyoruz biz bu eğitimleri. Çünkü organize sanayi bölgesinde ciddi bir eğitim eksikliği, seminer eksikliği. Orada çalışan arkadaşlara ulaşamadığımızı, bunları tespit ettikten sonra organize sanayide çalışan işletme mühendisi, bakım mühendisi ve satın almadaki arkadaşlar dahil, hatta sahadaki formeller dahil herkese ulaşıp bu konuyla ilgili sadece tabii yangın değil, tüm organize sanayi bölgesine hitap eden konularla ilgili eğitimler, seminerler yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Endüstri 4.0 ile ilgili de Caner Bey'in sağ olsun geçen sefer yapmıştık, devamını yaptık. Sonra bizim bir fikrimiz olmuştu, Ali Rıza Ersoy'u getirmiştik. Akabinde yine önümüzdeki süreçte yine Endüstri 4.0 konusunda çok iyi, yine bazı sektörde çok iyi otorite olmuş konumdaki bazı kişileri de yine getireceğiz. Önümüzdeki süreçte yine geçen sene yapmış olduğumuz FESTO'nun
Finomatik eğitimini bu sefer hidrolik ve PLC olarak devam etmeyi düşünüyoruz. SKF'in rulmanla ilgili bazı, rulman seçimleriyle, kayıt seçimleriyle ilgili bazı eğitimlerin olacağını şimdiden söyleyeyim. Ayrıca robotik üzerine biraz ağırlık veriyoruz. Çünkü bizim sanayimizde arkadaşlar şöyle bir eksikliğin olduğunu görmeye başladık. Ve bu sebepten dolayı da organize sanayi bölgesinde artık yatırımlar başka şehirlere kaçmaya başladı. Ben bunu her yerde dillendiriyorum. Beni teyit eden bazı insan kaynakları müdürleri, firma sahipleri de oluyor. Şimdi yeterli derecede İngilizce bilmeyen, yeterli derecede mesleğe hakim olmayan yeni mezunlar geliyor Gaziantep Üniversitesi özellikle. Gaziantep Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerin %75'i Gaziantep'liymiş. Dolayısıyla hemen hemen %75'i de aynı yerde ikamet ediyor okulu bitirdikten sonra. Şimdi bundan çok önceleri Gaziantep Üniversitesi çok iyi mezunlar yetiştirerek Gaziantep sanayisine çok ciddi katkılarda bulundu. Ancak son dönemde özellikle bu her ile bir üniversite kapsamında 240 bininci öğrenciye kadar mühendislik fakültelerine alınması mühendislik kalitesinin aşağılara doğru gitmesine sebep oldu. Ve şu anda çoğu işletmemiz, hele hele Türkiye'de ilk 500'e giren organize sanayi bölgesindeki işletmelerimiz, fabrikalarımız, sanayi tesislerimiz gerçekten istedikleri nitelikte mühendisler bulamıyorlar. Yani yetiştirilmek üzere bile bulamıyorlar. Bu sanayinin geriye gitmesi demektir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde eğer buna acilen müdahale edilmezse sanayinin geriye gitmesi demektir. Biz de buna müdahale etmek amaçlı olarak en azından mezun arkadaşları bu anlamda seminerlerle desteklemeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız ana şeylerden bir tanesi bu. Çünkü işletmecilerden, sanayicilerden aldığımız en olumsuz tepki bu. Biz uygun nitelikte, bizim fabrikamıza uygun mühendis bulamıyoruz diyorlar. Ve son dönemde maalesef, ben kendim de buna şahit olduğum için birebir de anlatabilirim. Bazı yatırımlar Gaziantep dışına kaçıyor. Çünkü uygun mühendis yok. O işi nitelikli bir şekilde alıp kavrayıp götürecek mühendisler maalesef eğitimlerde bazı aksaklıklardan, eksikliklerden kaynaklı. Uygun mühendis olmamasından dolayı özellikle şu anda Ankara ve İstanbul'a ve Bursa'ya Gaziantep'ten bir kaçış olduğunu söylemek istiyorum. Bu üzücü bir durum. Bir Gaziantep'li olarak da bundan kendime vazife çıkartıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O anlamda bu seminerlere katılım önemli arkadaşlar. Lütfen siz de katılın ve arkadaşlarınızı da davet edin diye özellikle rica ediyorum hepinizden. Önümüzdeki süreçte bir de biz Salı günü bir ekonomi buluşmaları adı altında bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Şimdi sanayi kentiyiz. Sanayi kentinin krizden etkilenmemesi soru işareti zaten. Mutlaka etkileniyoruz. Dolayısıyla ekonomiden nasıl etkileniyoruz? Önümüzdeki süreçte kendimize nasıl bir vizyon çizebiliriz? Nasıl bir pozisyon alabiliriz? Sanayinin krizden etkilenmemesi için çıkış yolları neler olması gerek? Bununla ilgili kendi alanında son derece iyi akademisyenler buraya getiriyoruz. Geçenlerde Aziz Hoca diye bir hocamızı getirmiştik. Mustafa Sörmez hocamızı getirdik. Geçen Hayri Kozanoğlu hocamızı getirdik. Şimdi de Hüsnü Özyeğin Üniversitesi'nin ekonomi bölüm başkanı Ümit Özdağlı'yı profesör ve yine aynı üniversitede Faik Gür hocamızı yine Salı günü buraya getiriyoruz. Bir panel olarak düzenleyeceğiz. Ben şimdiden bu panele de hepinizi davet edeyim. Panelde Türkiye'nin yakın geçmişine dair son derece önemli konular ele alınacak. Türkiye'de 1980'lerden itibaren başlayan ekonomik ve sosyal dönüşümün makroekonomik panoramasının sunulması, kalkınmanın kent ve kır ekseninde tartışılması, yeni bir burjuvazi sınıfının yükselmesi ve bunda inşaat sektörünün ve iktidar sermaye ilişkisinin rolü, kadının ve emek sınıfının yaşadığı sıkışmışlık, panelin ana tartışma konuları olurken konuşmacıların geleceğe dair beklenti, öngörüleri yer alacaktır. Ben eminim çok faydalı bir panel olacaktır. Ben buradan hepinizi davet etmek istiyorum. Bu 15 günde bir de bu tür ekonomi buluşmaları devam edecek arkadaşlar. Çünkü sanayimizin bu krizden çok etkilendiğini düşündüğümüz için bir çıkış yolu, en azından kendi adımıza düşen bir çıkış yolu yapmaya çalışıyoruz. Yine önümüzde 12 Ekim'de yine sizlere yönelik NLP eğitimi veriyoruz. Bu NLP eğitimimizde başlıkları zaten Instagram ve Facebook hesaplarımızdan paylaştık. Ben bunu da katılmanızın faydalı olduğunu düşünüyorum. Her şey teknik değil. Bazı kişisel gelişim eğitimlerinin de gerekli olduğunu düşündüğümüz için bunu da ekledik. NLP ile ilgili talep var. Ben eğer ilgilenen arkadaşlar varsa önceden isim yazdırıp rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ederim.
Genel anlamıyla benim bahsedeceklerim ve yapacağım duyurular bunlardı. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben EYC yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Mühendis arkadaşlarıma bizimle paylaşacağı değerli bilgiler için de şimdiden hepinize terimi geçmesini diliyorum. Varsa bir soru, odayla ilgili veya çalışmalarla ilgili onu da alayım arkadaşlar. Yoksa arkadaşlarıma sözü devredeyim. Yok mu soru? Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikli olarak hoş geldiniz diyorum. Duyabiliyor musunuz? Duyabilmiyorum. Sesim yani sevgili. Evet, adım Kemal Yapıcı. EYC firmasında yaklaşık 20 yıldır birçok görevde bulunmakla beraber en son kurumsal satış oyuncusu olarak görev yapıyorum. Daha önce mühendis grubunun başındaydım. Ağırlık olarak projelendirme ve diğer hizmetleri sunduğum için konularda biraz daha hakimiyetim fazla. Onları paylaşma noktasında da sizlerle inşallah bugün faydalı olacağını inandığım bilgileri aktarmaya çalışacağım. Kısaca ben EYC'yi tanıtmak istiyorum. Umarım sizi çok sıkmadan kimiz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye bilgilendirme anlamında. Genelde referanslarımızla başlıyoruz. Biz endüstriyel tesislerde ağırlıklı olarak çalışma yapmaya öncelik veren bir firmayız. Çünkü endüstriyel tesisler biraz daha hassas algılamaya ihtiyacı olan veya daha nitelikli ihtiyaçları olan bir dikey pazar diye düşünebiliriz. Vestel Elektronik bizim en eski müşterilerimizden bir tanesi. Kapalı alanda 1 milyon metrekare kapalı alanlarına en yüksek sistem teknolojilerine sahip ürünlerden firmalardan bir tanesi. Mercedes-Benz otobüs fabrikası. Genel Gaziantep bazında baktığımız zaman Göksal, Şölen Çikolata, Kartal, Akınal, Köksal, Milatalı gibi değişik firmalarda burada. Arkadaşlarımız da var sağ olsunlar. Ben de görüyorum. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. EYC 1982 yılında kurulmuş bir firma. Mühendis firması. Yaklaşık 130 kişilik bir kadromuz var. Biz 50-60 kişilik bir teknik servis kadrosuyla hizmet vermeye çalışıyoruz. İstanbul dışında İzmir'de, Manisa'da, Bursa'da, Ankara'da, Bakü'de ofislerimiz var. Gaziantep'te, Manisa'da yerel arkadaşlarımız var. Home office olarak çalışan. Gaziantep'te teknik arkadaşım da burada. Onunla tanışabilirsiniz. İhtiyaç olursa destek olarak her zaman verebiliyor. Bir de İsviçre'de EYC Systems AG diye bir firmamız var. O firmamız da ağırlıklı olarak yurtdışı ithalatlarında bize destek veren firmamız. Duyabiliyor musunuz? Özür diliyorum. Sesim biraz kısık olabilir. Öksürüğüm de geçmedi hala. 15 gündür kriz aşamasında. Amaç bizde nitelikli iş yapmak için bilgi birikiminin fazla olması. Bu sebeple uluslararası standartlara hakim olmak zorundayız ve işin yapılması tek başına yetmiyor. Bundan sonrasında bakım hizmetlerinin sunulması gerekiyor. Bugünkü anlatımlarımdan bir tanesi de zaten bakım hizmetlerinin gereksinimleri ve onların nasıl yapılacağıyla alakalı. Ne yapıyoruz kastettiğimiz zaman yangın avlama, acil onun sistemleri, kamera güvenlik sistemleri, kartlı geçiş, aydınlatma ve bina otomasyonu, HVAC tarafındaki otomasyon sistemleri, enerji otomasyonu gibi veya multimedya entegrasyonu ve IT tabanı üzerinde birleştirip güvenlik ve otomasyon olarak yönetilmesini sağlamak. Bunun haricinde üst entegrasyon platformumuzda değişik. Örneğin Bakü stadyumunda kullandığımız bir entegrasyonla ilgili demolar. Belki sunumun sonunda bunu tekrar sunabilirim size. İnternet sitemiz EYC.com.tr. Buradan bizimle alakalı bilgilere erişebilirsiniz. Burada müşterilerimizin, arkadaşlarımızın bizim hakkımızda söylediği şeylere ulaşabilirsiniz. Değişik bölgelerde seminerler uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesini Gaziantep'te yapmıştık 2017'de. Gelen arkadaşlarım vardı sağ olsunlar. Onları da görebiliyorum burada. Seminerlerde destek vermeye çalışıyoruz. Yine soracağınız bir şey olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Ben ayda bir iki defa muhakkak Antep'e geliyorum. Teknik arkadaşımız zaten sürekli burada. Teknik olarak sorularınızı yanıtlamaya çalışabilirim. Evet, biraz hızlı bir geçiş yapmaya çalıştım. Kusura bakmayın, bir en azından kim olduğumu anlatmak anlamında. Bizim en önemli konu
konularımızdan bir tanesi standartlar ve yönetmelikler. Türkiye'de yangın algılama sistemlerini niçin ve hangi bölgelerde, nerelerde kurmak zorunluluğumuz olduğunu tanımlayan standartlar ve yönetmelikler var. Bu özür diliyorum. Uluslararası Standart Organizasyonu ISO ve IEC komisyon başkanlığını yapan bir yapı. Avrupa'da standartizasyonları oluşturan, bu yangın algılama sistemleriyle alakalı standartizasyonları oluşturan komite CEN ve özellikle elektroteknik standartizasyonu oluşturan kurumlarda Senelek diye okunuyor sanıyorum. Senelek, Oracle, Expert veya benzeri kesimlerin yapılarında Senelek ile ilgili bu standart algılama ile alakalı bölümlerimizde de CEN standartlarını kuruyoruz. Türkiye'de bu standartların yönetilmesi ve ilerletilmesini sağlayan kuruluşumuz biliyorsunuz TS, Türk Standartları Enstitüsü. Türk Standartları Enstitüsü, EYC'nin ve ISO'nun direkt olarak tüm yönergelerini Türkiye'de yayınlıyor. Kasım 2018'de de bizim yangın algılama sistemleriyle ilgili standartizasyonumuzu yayınladı. TS'nin üye olduğu Avrupa Birliği standartizasyonu, CEN ve CEN'lik zaten standartizasyonu. Türkiye'deki yönetmeliklerimiz de bizim binaların yangından korunmasına yönelik kanun bazında resmi gazetede yayınlanmış standartizasyonu ifade eden kitapçığımız da ortaya çıkıyor. Ve EN54 Avrupa Birliği standartlarında da Türk standartlarının TS'nin belirtmiş olduğu TS olarak başlangıçmış. Fakat aslında yapılan İngilizcemin direkt olarak aslında yapıştırılması. EN54 standartlarını Türkiye'de kullanıyoruz. Peki, yangın algılama sistemleri endüstriyel yapılarda nerelerde kurulmalı, nerelerde kurulmamalı? Yönetmeliklere göre ne yapmamız gerekiyor? Burada okuyabiliyorsanız bilmiyorum. Endüstriyel amaçlı yapılarda eğer bina yüksekliğiniz 21,5 metrenin üzerindeyse ya da 25 metrekarenin üzerindeyse yangın algılama sistemi kurmak zorundasınız. Burada yalnız şöyle bir trik var. Kurmanız gerekmeyen alanları aşağıda küçük şekilde yazmış. Metal işleme, montaj yapma gibi yangın riski olmayan binalar için bunu zorunlu tutmuyor. Yangın algılama yapmak zorunda değilsiniz. Yanacak bir şeyiniz yoksa yapmanıza gerek yok şeklinde dizayn ediyor. Bunun dışında depolar ve yüksek tehlike sınıfındaki binalar için bunu biraz daha zorunlu hale getiriyor. Özellikle bina yüksekliği 6,5 metrenin üzerinde olan bütün binalarda veya bina alanı 5000 metrekare üzerinde olan bütün depolarda yangın algılama sistemi kurmak zorundasınız. Bunu kenara koymak zorundayız. Bunun dışında yüksek tehlikeli yerler, eksplorbe olan alanlar veya benzeri alanlarda yine yangın algılama sistemi kurmak zorundayız. Peki bunu neye göre kuruyoruz? Biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği, binaların yangından korunma yönetmeliğinin dışında TSE bunu standart olarak EN54 Avrupa konumlarında alıyor. Ve TSCN TS54'e 14 şeklinde eğilmiyor. Ben birazdan bu EN54-14 gerektirimlerinde neler yapılması gerekiyor? Basit anlamda tamamını anlatmayacağım. İşte butonun yüksekliği 90 cm, 140 cm arasında olacak değil. Sadece algılama tiplerinde neler var? Nerelerde algılama zorluklarımız var? Bunları aşmak için neler yapmalarımızı anlatmaya çalışacağım sizlere. Yangın algılama dediğimiz zaman karşımıza çıkan 3 tane olgu var. Bir tanesi ortamda çıkan dumanın algılanması, bir tanesi yangından kaynaklı ortaya çıkan ısının algılanması, bir tanesi de yangının kendi karakteristiğinden üzerindeki ultraviyole ve infrared ışınımları algılamak. Bunlara göre bizim yapmış olduğumuz algılama dedektörlerimiz, burada da görmüş olduğunuz tabandaki dedektörler gibi algılama ekipmanlarımız, elemanlarımız var. Algılama hassasiyetlerini hangi cihazlar ne koşullarda yapıyor? Basit anlamda baktığımız zaman hava çekme dedektörler, noktasal tutulman dedektörleri, alev dedektörleri veya sıcaklık dedektörleri. Sprinkler dediğimiz ürünler bu söndürme sistemlerinde kullandığımız dedektörlerin her biri ya da sprinkler başlıkların tamamı bir sıcaklık sensörü, bir sıcaklık dedektörü olarak geçer. O yüzden onu sprinkler olarak yazdık ama sıcaklık sensörü olarak da düşünüyoruz. Hava çekme duman dedektörleri hassasiyet ayarlanabilen cihazlar olduğu için
daha dumanın görünmeyen kısmında bile avlama şansına sahip olabiliyor. Noktasal duman dedektörleri duman biraz görünür hale geldikten sonra, yani sizin görme sis diyeceğimiz olguyu oluşturduktan sonra, alevlenmenin daha yükselmesiyle beraber alev dedektörleri ve daha da yükselmesiyle beraber ısının artmasıyla kaynaklı ısı dedektörleriyle karşımıza geliyor. Peki, karşımıza gelen algılamalarda iki tane nokta var. Bir tanesi pasif algılama, bir tanesi aktif algılama. İkisindeki arasındaki fark nedir? Bildiğimiz bu noktasal duman dedektörleri pasif algılama dediğimiz algılamaya sahiptir. Nedir farkı? Herhangi bir şekilde buradan bir duman çıkmaya başladığı zaman olacak şey duman şöyle bir eğriyle 15 derece bir açıyla yaklaşık tavana doğru seyrederek çıkmaya başlar. Denizin içine attığınız bir taş gibi hani dalgasal olarak yayılır gibi duman yayılmaya, genişlemeye başlar. İlerler tavan kutunda sürünür. Dedektörün içinden geçer. Dedektör bu durumda algılar. Yani dumanın dedektöre gitmesini bekliyoruz demektir. Buna pasif algılama diyoruz. Bir de aktif algılama dediğimiz cihazlar var. Aktif algılama cihazlarımızda da tavan kutunda dedektörlerin olduğu yerlere biz boru tesisat döşüyoruz. İçerinde bir delikler oluyor. Bu sürekli bir hava emişi yapıyor. İçinde bir aspiratör vasıtasıyla. Duman buralardayken yaklaşsa bile aspiratör içine çekiyor hemen içindeki dumanı, taşıyor. Dedektör içerisinde algılamasını sağlıyor. Buna da aktif algılama diyoruz. Bu algılama tiplerinde iki tip karşımıza gelen metot. Bir de algılama hassasiyet dediğimiz fonksiyonumuz var. Algılama hassasiyet dediğimiz zaman dedektörlerde yazar bazılarında %2, %5, 10.000'de 2, 100.000'de 2 gibi değişik hassasiyetler var. Obskripsiyon diye bir obskripsiyon yüzde bölümetre olarak nitelendiriliyor. Ne demek bu? 100.000'de 2 obskripsiyon bölümetre hassasiyet ne anlama geliyor? Bu şu demek: 50 kilometrelik bir menzilde temiz görüş açısı demek. Bir sis olduğu zaman ne diyoruz? 10 metre önümüzü bile görmüyoruz diyoruz. Aynı mantıkta çok temiz bir görsellik demek. Şuradaki duman seviyesini baktığınız zaman belki 100.000'deki duman seviyesini burada da yakalayabilirsiniz. Ne demek daha açıklayıcı olsun diye belirttiğim zaman, 1 santimetre küp hacimde 300 ila 400 nanometre boyutundaki partiküllerin, duman partikülü veya bakteri boyutu diye düşünebilirsiniz bunları. 20 tane partikülün olması demek. Yani aslında temiz oda demek. 100.000'de 2. Basit anlamda hassasiyetleri bir karşılıkta görünürlük, visibility diyoruz ya, görünürlük diyoruz. 10.000'de 6 bir obskürsiyon metreyle bir görüş exit tabelası. %4'lere geldiği zaman bu gördüğünüz üzere ciddi bir duman seviyesi anlamına geliyor. Noktasal tip duman dedektörü %2 ile 3.5 arasında algılama yapar. Algılama hassasiyetleri o civardadır. O yüzden hani dumanın gerçekten bir yoğunlaşıp tavana çıkması seviyesinde dumanı algılamasını gerektirir. Daha hassas algılama yapmak istiyorsak bu durumda hava çekmeni duman dedektörleri tarzında yeniden kullanmamız gerekiyor. Algılama yöntemlerinde birkaç çeşit bahsettiğim algılama vardı. Bunlardan bir tanesi hatırlarsanız duman anlamında, bir tanesi sıcaklık anlamında, bir tanesi de alev anlamındaydı. Noktasal duman dedektörleri, hava çekmeni duman dedektörleri, ışın tipi duman dedektörleri duman algılama statüsündeki ürünler. Duman dedektörleri her yerde gördüğümüz standart ürünler. Alev dedektörleri ve sıcaklık dedektörleri, bu alev dedektörleri, bunlar da kablo sensörler. Yine nerelerde kullanacağımız kısaca açıklamaya çalışacağım. ENE4 2018 Kasım'da güncellendi. Güncellenen bölümde nerelerde hangi tip dedektörler kullanacağımızı veya kullanılabileceğini ifade eden bir tablo yayınladı. Ben Türkçe'ye çevirmeye çalıştım bunu. Orijinal İngilizce olarak geldi. Burada oda yüksekliklerine göre bir dizayn söz konusu. Şu yeşil gördüğünüz alanlar yeterli, yani uygulanabilir demek. Şu birinci sütun noktasal tip duman dedektörleri, ikinci sütun ışın tipi duman dedektörleri, üçüncü sütun hava çekmeni duman dedektörü, dördüncü sütun sıcaklık sensörleri, dördüncü sütun
lineer tip, kablo tipi sıcaklık sensörleri ve 5. sütunda alev dedektörlerini ifade ediyor. Standart noktasal tip dedektörler gördüğünüz gibi 12 metreye kadar hacimlerde artık kullanılabilir düzeyde yeterli olarak öngörülüyor. Bir önceki yönetmelikte bu 10,5 metreydi. Şu an 12 metreye kadar çıkarttılar. Eğer ki diyor dumanın yükselmesi sizin mahallenizde çabuk alevlenebilir, çabuk duman çıkabilir, duman çok yukarıya çıkabilir seviyedeyse bunu 16 metreye kadar da kullanabilirsin diyor. Ayrı bir kullanım çevresel koşulları bağlı olarak geliştirebilirsin diyor. Işın tipi duman dedektörleri genelde standart olarak 16 metreye kadar, hava çekme dedektörlerini 12 metreye kadar normalde kullanmayı standart olarak yapıyoruz. Daha üstündeyse hava çekme dedektörlerde standart algılama hassasiyet değerlerini yukarıya çekin diyor. O durumda uygulayabilirsiniz diyor. Sıcaklık dedektörlerinde dikkat edeceğiniz husus, normal şartlarda noktasal tip bir sıcaklık dedektörünüz varsa 7,5 metreye kadar kullandırıyor. Yani taban kotunuz 10,5-11 metre ise buraya sıcaklık dedektörü koymanız algılama anlamında çok işe yaramıyor. Çok geç algılıyor daha doğrusu. Amacımız ondan dolayı sapıyor. Alev dedektörleri özelliğine göre işte 10 metreden de, 45 metreden de, 50 metreden de algılayabilecek nitelikte olan modelleri mevcut. Evet, basit cihazlardan bahsettiğimiz zaman noktasal tip duman dedektörleri bizim her yerde kullandığımız dedektörler. Bunlar ofis ortamları, daha alçak tavanlı, daha küçük mekanlarda, yanıcı malzemenin ahşap, halı, kağıt, ofis malzemesi gibi olan malzemelerin olduğu yerlerde ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Problemleri pasif algılama, yani dumanın ona gitmesi lazım. Hava akımı veya benzeri sebeplerle problemler çıkıyorsa bunlar baş ağrıtabiliyor. Değişik teknolojilere sahip optik ısı ve kombine tipleri var. Yani ortamdaki ısıyı da algılayabilen veya dumanı da algılayabilen veya her ikisini birden algılayabilen tipleri var. Noktasal tip dedektörlerin bir tipi de kanal tipi uygulamalar dediğimiz uygulamalar. Bunlar da özellikle hava akış, şu görmüş olduğunuz havalandırma kanalları düşünebilirsiniz. Ciddi bir emiş olan bir yerde dedektörlere bazen ulaşması mümkün olmayabiliyor. O zaman bu kanal içlerinde emişin olduğu zamanlarda algılamak için dedektörler kullanıyoruz. Bunları da kanal tipi uygulamalar olarak geçiyoruz. Bunun dışında sıcaklık sensörlerinin ikinci tip algılama dedektör tiplerimizde doğrusal tip algılama dedektörleri. Bunlar lineer tip, kablo tipi veya pneumatik tip dediğimiz sensörlerden oluşuyor. Lineer tip dedektörlerimiz bildiğimiz standart kabloya benzer. Standart kabloya benzer ürünlerden oluşuyor. Bunların da iki tipi var, lineer doğrusal kabloları. Bu kabloların çalışma prensibinde bir per kablo, iki tel kablo. Arasında bir yalıtkan malzeme oluyor. Bu bükrümlü olarak gidiyor. Belli bir sıcaklık değerine ulaştığı zaman aradaki yalıtkan malzeme eriyip bu birbirine yapıştığı zaman bir kısa devre oluşturuyor. Biz bunu algılıyoruz. Yani kısa devre algılaması yapıyor. Bir seferlik kullanım anlamına geliyor. Yandığı zaman bunu o kısmı kesip değiştirmeniz gerekiyor. Bunun dışında bir de pneumatik tip ürünler var. Pneumatik ürün tipleriyle kısa bir anlatım yapacağım sonra. Kablo tipi sıcaklık sensörlerinin 3 tipi var. Bunlardan bir tanesi biraz önce bahsettiğim dijital tip eriyen tek kullanımlık ürünler diyeceğimiz ürünler. Bir tanesi fiber optik kablo ile algılama yapan ürünler. Bir tanesi de analog tip, yani sıcaklığın değişken değerlerini algılayıp kablo zarar görmediği sürece bir daha kullanılabilir tipleri. Fiber optik tipler bir kontrol ünitesinden çıkan ışının aynı kablo üzerinden gidip gelmesinde sıcaklık değişimleriyle oluşan ışık kırılımlarını kontrol eden, değerlerin değişimini kontrol eden bir yapıyla çalışıyor. Genelde çok uzun menzilli bölgelerde kullanılıyor. Mesela biz bunları araç tünellerinde, bu karayolu tünellerinde veya metro tünellerinde kullanıyoruz. Tavana bir tane fiber optik kabloyu döşüyorsunuz. Ve çok hassas da cihazlar, yani yarım derecelik farklarla ortam sıcaklığını ölçebiliyor. Fakat çok uzun menzillere, atıyorum 4 km, 5 km menzillere yaptığımız için bunları biz bölgelere veriyoruz. Atıyorum 250. metre, 500. metre, 750. metre gibi bölgelere veriyoruz. O bölgelerde alarm geldiği zaman SCADA ekranında bunları göstermeye çalışırız. Bildiğimiz standart fiber optik kablo ile çalışır. Tabii kendi kontrolörüyle beraber gelen daha nitelikli kablolar olması tercih edilir. Bunların boru hatları gibi testlerde kullanılan 40 km, 60 km menzillere ait
ürün tipleri de mevcut. Çok hassas cihazlar. Gerçekten dediğim gibi yarım derecelik sıcaklık farklarını yağlayabiliyor. Bir de gerçekten çok arıza yapmayan cihazlar. Mean time between failure süreleri, bu iki arıza arasında geçen süre diye bir şey yapıyorlar bunu. 45-50 bir süre veriyorlar, ömür veriyorlar aletle. Çok başarılı ürünler. Ama tabii bir tane kontrolür, $30,000. Yani çok pahalı o anlamda. Özel niteliklerde ama tünelde yapacağınız başka bir şey yok. Oralarda onu kullanıyorsunuz. Yani Surface'lerde çok tercih ettiğimiz ürünler değil sıcaklık sensörü olduğundan dolayı. Sıcaklık sensörleri genelde can güvenliğinden ziyade mal güvenlik korumak amaçlı. İşte zaten sprinklerimiz var. Ağırlıklı olarak hani sıcaklık anlamında çok tercih ediyoruz. SCADA ve BMS yazılımlarında çok entegrasyon avantajları var. Dijital kablo tipi bahsettiğim iki per kablo arasındaki bir yalıtım erimesiyle çalışıyor. Tek seferlik 100 ya da 150 metrelik rulolar halinde çalışıyor. En güzel tarafı, yani bozulacak bir şey yok. Koyduğunuz sürece 20 yıl orada kalsın. Çevresel şartlardan etkilenmiyor. Maliyeti düşük. Kablo kanalları, tünelleri veya benzeri yerlerde çok fazla kullanılıyor. Analog modeller de aslında hemen hemen aynı. Kablonun özelliği biraz daha farklı. Bazılarında 4 tel oluyor. İkisinin sıcaklık farklarına göre verdiği karakteristikler farklı olduğu için göndermiş olduğu ısı değerlerdeki direnç değişimleri. Ortam sıcaklığının yükselip yükselmediğini anlayabiliyorlar. 500 metrenin altında genelde ruloları bunların satılıyor. Kontrolör ekipmanına sahip. Bunlar fiber optikler kadar olmasa da hani atıyorum bunun kontrolörü $1,000-$2,000 gibi daha düşük seviyelerde öbürü ama tabii ki 1 kilometre, 2 kilometre, 50 kilometre belki modelleri olan kısımları var. Çevre koşullarından bunlar da zorluk çekmiyor. Üçüncü tip ısı sensörümüz, bu lineer tip dediğimiz sensör tipimizde pneumatik basınç sensörü, ısı sensörü. Bunlar yeni teknolojiler. Bu ürünlerin en büyük avantajı her türlü sertifikasyon sahibi olmasından ziyade ortam içerisindeki sıcaklığın algılandığı zaman basınç değişimi, yani tüp içerisindeki basınç tavanın ısıyla beraber genleşmesi dolayısıyla basıncın artmasını algılayarak ortam sıcaklığını teyit edebiliyor. Bir borulu ve iki borulu modelleri var. İşte 100 metrelik veya 200 metrelik diye düşünebilirsiniz bunları. Kısa bir videosu var gerçi ama isteyene ayrıca bunu sunabilirim, anlatabilirim. İlgisini çekene. En büyük avantajı -40 ila 300 derece arasındaki sıcaklıklarda bunları kullanabiliyorsunuz. Diğerlerinde böyle bir avantajımız yok. Bakır borulu ya da teflon ya da çelik borulu kullanabiliyorsunuz. Bazı konveyör altlarında veya özellikle tren istasyonlarının, tren istasyonu demeyeyim, tünellerinin olduğu kısımlarda elektrikli herhangi bir kablonun veya benzeri bir şeyin olmasını istemeyiz. O yüzden teflon tipi borularla yaparız bunları. Yalıtkan tünellerle yaparız. Direkt oraya koymayız. Kullanma şansına sahibiz bu bakır boruyu. Direkt uzatıyorsunuz. Bakır ya da bir teflon. -40 ila 300 derece arasında ayarlayabiliyorsunuz. Yakın fırınlarınızın olduğu bölgelerde kullanma şansınız var. En büyük avantajlarından bir tanesi birden fazla seviyede alarm verebiliyor. Atıyorum 70 dereceye geldiği zaman bir alarm ver. 120 dereceye geldiğinde bir alarm ver. Bu şekilde programlama şansına sahibiz. Çoklu seviyede alarm verebiliyor. Sıcaklık artış hızlarına göre programlayabiliyorsunuz. Çevre koşullarından diğerleri gibi etkilenmiyor. Programlanabilir, bakım gerektirmiyor. Diğer sistemler gibi de çok pahalı ürünler değil. Nerelerde kullanıyoruz bu lineer tipi kablolu pneumatik sensörleri? Bunlar genel alan korumaları için kullanılıyor. Yani cam güvenliğinden ziyade mal güvenliği koruma amaçlı. Kablo tünelleri, kablo tavaları, transformatörler bu kendi tarafında, motor gövdeleri, proses makinaları, konveyörler bu uzun kömür konveyörlerini de çok fazla kullanılıyor örnek olarak. O taşıma sırasında tozun aşağı inmesine, sürtünme dolayısıyla yangınlar çünkü çok fazla çıkar oralarda. Veya reaktörler gibi yerlerde bunları kullanmayı tercih ediyoruz. Hızlı mı geçiyorum, kusura bakmayın, ben biraz olabilirim. Bazen insan tekniğe dalınca
sormayı unutuyor. Anlaşılabiliyor mu bilmiyorum. Evet. Alev dedektörü yine bizim endüstride kullandığımız ürünlerin bir kısmı. Alev dedektörleri yangın anında çıkan alev ışınımının infrared veya ultraviyole bizim gözümüzün görmediği ışın tiplerini algılamak üzere dizayn edilmiştir. Birkaç çeşidi var. Bunlardan bir tanesi infrared ışınımı algılayan sensörler. Bir tanesi ultraviyole ışınımını algılayan sensörler. Bir de bunun kombine olarak çalıştığı ultraviyole artı infrared ışınımı birlikte algılayan sensörler. Bunların kameralı versiyonları bile var. Ne yapıyor? Yangın içerisindeki görünür ışık dışındaki kızıl ötesi ve mor ötesi ışık dalgalarını algılamaya çalışıyor. Bir kamera sensörü, bir sensör var üzerinde. Bu algılama metoduyla çalışan bir ürün. Ultraviyole dedektörleri ağırlıklı olarak türbinler, patlayıcı imalathaneler, püskürtme boya tesisleri gibi alanlarda kullanmayı tercih ediyor. Dezavantajları, ultraviyole ışının güneş ışığından çok fazla geldiğinden dolayı eğer harici ortama bakan, dışarıdan ışık gelme ihtimali olan bölgeler varsa çok fazla yalancı alarma geçer. Çünkü ultraviyole ışınımı zaten güneşten alıyoruz benzeri yerlerden. O sebeple dikkatli kullanılması gereken ürünlerden bir tanesi. Bunun dışında infrared sensörlü olanları var. İnfrared sensörlü olanların çift infrared veya 3 infrared sensörlü olan modelleri var. Bunlar da ağırlıklı petrokimya tesisleri, endüstriyel tesisler, hidrokarbon yani bu benzin, mazot gibi yakıtların olduğu bölgelerde, tanker yükleme alanları gibi bölgelerde kullanılıyor. Uçak hangarı bir yerlerde bunları genelde daha çok çift sensörlü olan modellerini tercih ediyoruz. Sonraki aşamadaki dedektörlerimiz hava çekme duman dedektörleri. Hava çekme duman dedektörleri noktasal tip duman dedektörlerinden farklı olarak aktif hava emişiyle üzerindeki aspiratör vasıtasıyla algılama yapan cihazlar. Burada görebiliyorsanız üzerinden çıkan bir boru tesisatının üzerinde denilecek deliklerle şunun içerisindeki aspiratör sürekli emiş yapıyor. Gelen havayı burada değerlendirip içerisindeki dumanın olmadığına bakıyor. Basit anlamda şöyle bir çalışma şeklini diyebilirsek. Aspiratör sürekli çalıştıkça dumanı emiyor. Sensörlerden geçen dumanın hassasiyetine bakıyor. Basit anlamda bir yapısı var. Çalışma prensibi ışık saçma prensibine göre çalışır. Optik duman dedektörlerine çok benzer. Ama normal noktasal dedektörlere göre 1000 kat daha hassas. Dedektör sayısı noktasal hassasiyet noktasında. Klas A, Klas B, Klas C dediğimiz yangın sınıflarında avlama sağlar. Klas A nedir, Klas B nedir, Klas C nedir? O biraz kafa karıştırabiliyor. Kısaca anlatayım. Klas A dediğimiz herhangi bir dedektörün bu üzerindeki boru tesisatının üzerine delinen deliklerden herhangi bir tanesinden en uçtakinden hatta oluşabilecek dumanın dedektöre taşınma süresi 60 saniyenin altında olacak ve ortam içerisindeki %1,5'un altında bir duman seviyesini algılayabilecek seviyede demek. Bunu %4,5'a çektiğiniz zaman klas B diyoruz. %10'a kadar genişlettiğinizde de klas C diyoruz. Noktasal tip dedektörler klas C algılama tipidir. Yani hassasiyeti daha azdır. Şöyle geçelim. Uygulama alanlarına baktığımız zaman genelde normal mekan algılamaları dışında kabinet algılamaları gibi kabinlerin içerisine koyacağınız boru tesisatını bunların içerisinden geçiriyorsunuz ya da kanal uygulamaları gibi emiş kanallarının ön tarafında algılama yapmak için kullanabiliyoruz. Dizayn metoduna baktığınız zaman duvara koymuş olduğunuz sensör bir boru tesisatı vasıtasıyla tabana döşenir. Bunların üzerine yatay veya dikeylerde delikler delinir. Ortam içerisinde her noktada almış olduğunuz delikten çıkan dumanın emilerek buradan algılanması sağlanır.
Yurt dışında bunlarla ilgili laboratuvar testleri yapılmış. Örnek testlerden bir tanesini ben sunmaya çalışacağım. Burada yapılan işler noktasal tutulma dedektörü, ışık tutulma dedektörü ve hava çekme dedektörü algılama hızlarının testini yapmak. Smoke and the time taken to detect smoke for the three technologies. The burning of the wood initially undergoes smoldering combustion that generates white smoke followed by flaming combustion with little visible smoke present. At 3 minutes, the Bessner detector has gone into alert. And 3 minutes 12 seconds into fire alarm. Dumanın tavana çıkması ve algılanması 3 dakikaları buldu. Still very small and manageable. 8 minutes into the fire, and still neither the point or beam detector have picked up the smoke. A clear win to the Bessner system. Next, the warehouse doors were opened, and the same test repeated. This time, the Bessner detector went into alert after just 2 minutes 35 seconds, and then to fire one in 5 minutes. Once again, the Bessner proves superior, as the remaining two detectors have still not registered a reading. Heptane. The second test is conducted to UL and ES tanks and features 100 ml of heptane to produce a fire of around 10 to 20 kilowatts, which is much larger than the timber fire, yet still controllable. The burning heptane creates a large flame with black smoke. In less than 60 seconds, smoke pellet dediğimiz duman test tabletleri. Bu tabletlerde kendimiz manuel yakıp test yapıyoruz. Çok sıcak duman olmakla beraber bazen doğru sonuçlar vermeyebiliyor ama. Both the spot detector and beam detector failed to react within the 8-minute period. In each of these tests, the Bessner system detected the presence of smoke and raised the alarm while the fire was smoldering and quite manageable. In most of the tests, as can be seen from the formal test results, the point and beam detectors had not detected any smoke, and the fire... Genel olarak cihazların ne kadar erken, ne kadar geç aldığını kısaca anlatmak için kullandığımız bir video, örnek İngiltere'de yapılmış bir test videosu. Evet, bu hava çekme dedektörler dışında bizim kullandığımız endüstriyel testlerdeki dedektörlerden bir tanesi de ışın tıpı duman dedektörleri. Işın tıpı duman dedektörleri bir alıcı verici fonksiyonuyla çalışan OSIT dediğimiz veya standart alıcı verici ünite dediğimiz ışın dedektörü veya motor tip dediğimiz 3 tip ışın dedektörü. Yeni teknolojilerde bizim kullandığımız ürün OSIT dediğimiz, Open Area Smoke Image Detection dediğimiz ürün. Bu ürün standart ışın tıpı duman dedektörlerinin oluşturmuş olduğu bugüne kadarki problemleri gidermek için karşımıza çıkan bir ürün. Tamamını gideriyor ama tabii ki hayır. Ne yapıyor diye düşünürsek, standart ışın dedektöründen farkını anlatmaya çalışacağım. Standart ışın dedektörleri bir tane infrared ışını gönderir karşılıklı olarak bir alıcı bir verici ünitesi üzerinden. Bu ışının ne kadar kesildiğine bakarak alarma geçer. Bunda infrared ışınımın yanında bir tane de ultraviyole ışınım gönderiyorlar. Çift ışın gönderiyor aynı nokta üzerinde. Bir de ışın dedektörlerinde karşılaşılan düşünce hatalarından bir tanesi 15 metrelik bir alanı koruduğu için şöyle bir ışık yüzmesi gönderiyor gibi düşünün. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane lazer pointer'la gönderdiğiniz gibi bir tane ışın gönderir. Yine o dumanın o ışını kesmesi prensibine yani dumanın dedektöre ulaşma mesafesiyle alakalı kısmı karşımıza gelir. Yani öyle bir geniş bir yelpazesi diye düşünmeyin. Dediğim gibi çift ışın göndermesinin avantajı
tozla dumanı birbirinden ayırt edilmesi. Bu sebeple kakao fabrikalarında bile atıyorsunuz havaya tozu, alarma geçmiyor. Bu avantajı var. Onun dışında özellikle alıcı verici arasındaki ünitede bir tane kamera gibi ürünümüz var bizim. Bakmış olduğu alan. Verici ünite çok geniş bir alana ışını gönderdiğinden dolayı küçük bina esnemelerinde, yani yaz-kış arası geçişlerde özellikle endüstriyel binalarda 6 ayda bir ışıntı bir zaman depremi ayarını yapmaya gideriz biz. Çünkü bina genleşir ya da esner. Esnedikçe 100 metre mesafede 1 derecelik bir kayma olsa öbür tarafta 1 metrelik kaymaya sebebiyet veriyor. Özellikle bu tür arızaları ortadan kaldırmak için kullanılan bir metotla çalışıyor. Bir kamera sensörü var üzerinde. Bu CMOS sensör. Cep telefonları kullandığımız CMOS sensör. O vesileyle çalışabiliyor. Ne yapıyor? Birden fazla sensörden gelen bilgiyi de inceleyebiliyor. Bir tane kameranız var diye düşünün. Kamera değil tabii gerçi ama farklı noktalardan koyacağınız alıcı üniteleri, verici üniteleri üzerinden gelecek ışınla belli bir bölgeyi tamamen kabul edebiliyorsunuz. Üzerinden algılama yapabiliyorsunuz. Ne avantajı var? Birden fazla kodda algılama şansına sahipsiniz. Yani ışın tipi duman dektörlerinde ağırlıklı olarak ihtiyacınız varsa standart ışın tipi duman dektörü yerine OSIT tipi duman dektörü kullanmanız çok çok büyük avantaj sizin daha sonraki bakım veya diğer ihtiyaçlarınızın problemlerini gidermek için. NL4 ne diyor bu konuda? NL4'ün dediği noktada da ağırlıklı olarak duman dedektörlerini yerleştireceğiniz mesafe tavan kotundan minimum 2,5 santim aşağıda olmalı. Yani 2,5 santime tavana 0,01 tane dedektör yapamazsınız diyor. Çünkü duman buradan çıkıyor, genleşiyor. Sürünme zonuyla yavaş yavaş ilerliyor. İşte denize attığınız bir taş gibi böyle dalga yayılır gibi. Dalga bazında yürüyor. 0,0 olan dedektörde içine girmesi zorlaşıyor. O yüzden dedektörün çıkıntı şeklinde ve böyle en az 2,5 santim aşağıda olması gerekiyor. Ve bunu da sınırlandırmış, daha ne kadar aşağı indirebilirim konusunda, tavan yüksekliğinizin %10'undan daha aşağıda olamaz diyor. Çünkü duman yükselmeye başladıktan sonra tavanda birikmeye başlıyor ve yayılmaya başlıyor. Tavanın %5'i ile 10'u arasındaki mesafede yayılmaya başlıyor ağırlıklı olarak. Eğer soğumaya başlarsa duman, belli bir şeyden soğumaya başlarsa o zaman aşağı inmeye başlıyor. Aşağı inmeye başladığı zaman daha aşağıda, o zaman çok daha geç algılar. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Bizim dedektörlerimizi her zaman tavan kotuna yakın koymamız gerekiyor. Tek başına bu da yeterli değil. Diyelim ki 10 metrelik bir tavanınız var. %10 ne kadar yapıyor? 1 metre. Dedektörün 1 metre indirebilir miyim aşağı sorusunun cevabı yine hayır. Maksimum indirebileceğiniz mesafe 60 santim, 600 milimetre gibi bir mesafenin altına indiremezsiniz. Bazı sorular geliyor. Benim burada çatırım çok yüksek. Buradan bir tane tava geçiyor. Tavanın altına dedektörü koysam olmaz mı? Olmaz. Çünkü bizim dedektörümüzün olması gereken yer tavan. Tavan kutu dışında bunu yapma şansımız yok. Buna dikkat edin. Yani özellikle fabrikanızda bu tür imalatlar varsa, özellikle hani tesisat kolaylığı açısından insanlar bunu yapmaya kalkıyorsa müsaade etmeyin. Çünkü çok geç algılayacak, belki de algılamayacak. Anlamsız bir iş anlamına geliyor. Endüstriyel ortamların en büyük problemi algılama zorlukları. Burada karşımıza gelen etkenlerin bir kısmı hepinizin yaşadığı şeyler. Kirli tozlu ortamlar, hacimler yüksek. Özellikle dumanın tavana gidip gitmediği belli değil. Çok kocaman bir devasa fanım var, bu fan zaten sürekli havayı alıyor, sürekli dışarı atıyor. Ne oluyor? Veya tavan çok yüksek olduğundan dolayı duman tavana çıkana kadar o seyreliyor zaten aldığımız gibi. Birçok noktamız var. Olumsuzluklar dediğim gibi toz, kir, duman, buhar, yüksek basınç, yüksek sıcaklık. Endüstriyel tesisinizde siz imalat yapıyorsunuz. İmalatınızda ne var karşınızda? Buhar var. Endüstride yani dumanın olmaması da mümkün değil çoğu yerde. Yani depoları falan kastetmiyorum ama imalatın içerisinde enjeksiyon makinenizde olsun, başka bir şeyde olsun. Burada muhakkak bir dumanlı üretim oluyor. Yanmak veya ısıyla çalışan bir şey oluyor. Doğalgazla veya benzeri bir şeyle. Bunlar tamamen bize tehlikeye sokan şeyler. Veya sıcaklık algılaması yapacaksınız. Fırın 200 derece zaten. Buradan tabana 60 derece, 80 derece cayırcaya sıcaklık giriyor. Oraya koyacağınız sıcaklık çok işe yaramıyor. Bu sebeple bu zorlukların üstünden nasıl gelmek lazım, neler yapmak lazım onlara bakacağız.
Yüksek tavanların bir problemleri de montaj problemleri. Artı erişim zorluğu. Tamam, bu dedektörü koyduk. 12. metreye depomuz var. 200 tane dedektör depoya koyduk. Hadi bakalım gelin buna bakım yapalım. 200 tane dedektör için tavana çıkacaksınız. Tek tek bunları yapacaksınız. Düşünün uğraştığınız zamanı. Bakımları çok zor. Çünkü tavana çıkmak zor. Altında makine var. Ulaşamıyorum. Bunların hepsi başımıza gelen problem. Yükseklik kaynaklı olumsuzluklardan bir tanesi de seyrelme. Biraz önce bahsettiğim gibi ısınan hava yükselir. Yükselirken de ne yapıyor? Belli bir açısal değerde tavana doğru çıkıyor. Çıkarken de genleştiği için seyrelerek çıkıyor. Özellikle seyrelme dolayısıyla noktasal tip duman dedektörlerinin hassasiyetleri yetmeyebiliyor. Noktasal tip dedektörler %2 ile 3,5 arasında çalışıyor diye bahsetmiştim biraz önce hatırlarsanız. Seyreldiği zaman tavana çıkıyor bu dedektör. Duman görüyorum ben tavanda, niye bu algılamayı görüyorsunuz? Çünkü gerektiği şeye, yoğunluğa ulaşmamış oluyor. Veya hiç ulaşamamış oluyor. Seyrelme dışında bir etkimiz de yastıklama dediğimiz olay. Yastıklama tabii ki bizik kuralı ısınan hava yükselir. Yükselirken de ne yapıyor? Isısını enerji olarak bırakıyor. Soğuyarak yukarıya çıkıyor. Belli bir alanda eğer dumanın sıcaklığı ortamla aynı seviyeye gelirse daha yukarı çıkmıyor. Olduğu yerde kalıyor. 12 metre tavanım var diyelim. 5. metrede sıcaklığı ortamla aynı seviyeye geldi. 5. metrede ciddi bir duman. Üstü tertemiz. Dedektörlerimiz tavanda ama bu durumda algılama ihtimali var mı? Yok, sıfır. Bunu kısaca şöyle bir şeyde gösteriyor. Yükselirken yoğunlaşıyor, belli bir alanda sıkışıyor. Tavan çok sıcak olabilir yaz aylarında. Tavanın çok sıcak olması da dolayısıyla da belli bir yerin üstüne çıkmayabilir, basınç olabilir, başka şey de olabilir. Bunların hepsi bize ciddi olarak algılama problemleri yaratıyor. Bunları neden anlatıyorum? Algılama cihazını koymak tek başına yetmiyor. Algılama cihazını koyarken oradaki etkenlere bakmak, o etkenlere bakarak dizayn etmek gerektiği için bunları anlatmaya çalışıyorum. Hani koyduğunuz cihaza bakabilmeniz veya etkisini görebilmeniz anlamında. Etkenlerden bir tanesi de, burada da videosun resmini göstermiş. Duman çıkıyor, dikkat ederseniz belli bir yerde yoğunlaşıyor, kalıyor. Daha yukarı çıkmıyor. Çünkü ısısını bırakıyor. Muhtemelen smoke duman tableti yapmışlar. Duman tabletleri çok ısı yaymadığı için daha çabuk bu şekilde gösteriliyor. Diğer bölümde hava hareketleri. Fabrikalardaki en büyük problemlerden bir tanesi de budur. Çünkü sizin ortamınız içerisinde ciddi miktarda fanlar veya benzeri ekipmanlar olduğu için bu hava akışı dolayısıyla dumanın tavana çıkmasını engelliyorsunuz. Duruyor. Bu hava hareketlerine bakarak da bazen karar vermek gerekiyor. Seyrelme dolayısıyla problemlerimiz var. Seyrelme dolayısıyla problemlerimizde çözüm nedir diye baktığımız zaman dedektörler tek başına yerleştirildiği zaman dumanın yayılımını düşünün. Biraz daha yayalım. Diyelim ki noktasal tip duman dedektörü koyduk buraya dünya kadar. Her bir dedektörün hassasiyeti aynı. %3,5, %3,5, %3,5, %3,5. Duman her ne kadar yayılsa da buradaki hassasiyetin %1, %1, %1, %1 olduğu sürece burada duman olsa bile alarma geçme ihtimali yok. Ama ışın tipi duman dedektörleri ve hava çekimi duman dedektörlerinde birden fazla noktada bunu kesme ihtimali veya algılama ihtimali olduğu zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane noktada %1'den %5'e çıkıyor bir anda bizim hassasiyetimiz. Çabuk alarma geçiyor. Zaten cihaz hassas. Onun üzerinde. Bu olguya biz kümülatif algılama diyoruz. Yani buradaki sayının çok olması algılamayı kuvvetlendirmiyor. Ama buradaki sayının çok olması birden fazla noktadan aynı cihaz üzerinde algıladığı için bu algılamayı hızlandırıyor. O yüzden ışın tipi duman dedektörleri ve hava çekimi duman dedektörleri
noktasal tip duman dedektörlerine göre her zaman daha hızlı algılarlar. Öncelikle olarak. O yüzden endüstriyel testlerde ofis tarzı yerler dışında noktasal tip duman dedektörleri kullanmayı tercih etmeyiz. Çünkü hem çok geç algılarlar hem de çok pasif algılama metodudur. Ve kirlenmesi durumunda da temizliği gerçekten yüksek tavanlarda çok zor. Yani bilmemiz çok zor. Peki, yastıklama sebebiyle olgularda ne yapıyoruz? Yastıklama sebebi olabilecek mekanlarda bizim yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi birden fazla kodda algılama. Tavan kodu dışında eğer yastıklama olabilecek bölgeler varsa görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle. İkinci algılama metotlarını kullanmak. Bunu ışık tipi duman dedektörleri ve hava çekmeli duman dedektörleri yapabilirsiniz. Ama noktasal dedektörlerde bunu yapma şansınız yok. Yine farklı bir yastıklama metodunda nasıl göründüğünü gösteriyorsunuz. Hava çekmeli dedektörlerde boyu yan kodlardan da yaptığınız için bu bölgelerde de algılama şansına sahip olabiliyorsunuz farklı metotlarda. Hava hareketlerinin çok olduğu bölgelerde, özellikle emiş kanallarının olduğu bölgelere biz boru tesisat döşeyerek buralara koyacağımız deliklerle bu hava emişinin yaptığı yerlerden örnekleme almaya çalışacağız. Bunlar da mesela bizim endüstriyel tesislerdeki algılama zorluğu olan yerlerdeki çözüm tiplerimiz. Bu tür alanlarımız varsa bunları öngörmek için bakmak lazım diye düşünüyorum. Hani onlar da firmanızda muhakkak gelen kişileri uyarın. Çünkü gelen kişiler sizler kadar fabrikaya hakim olmaz. Bu konularda hani şunları dikkate al diye bildirmeniz gerekir. Hava hareketlerinin olduğu kısımlarda da aynı şey aslında yastıklama gibi karşımıza geliyor. Fanın üfleme alanının üstünde de altında da bazen algılama yapmak zorunda kalıyoruz. Yine yastıklamanın olduğu yerlerde yan duvarlardan çekilecek borular vasıtasıyla yan duvarları açacağınız deliklerle de aynı şekilde algılama yapabilirsiniz. Bu da montaj ve bakım anlamında hem size kolaylık hem de daha çok kodda algılama sağlar. Işın tipi duman dedektörlerinin OSI dediğimiz dedektörlerde birden fazla kodda algılama şansınızı meydana getirdiğinden dolayı yine yastıklamayla ilgili kısımlarda böyle bir çözüm üretebilir. Genel olarak algılama metotlarında basit anlamda bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani algılama metotlarını sizin mantığını bildiğiniz zaman size bunu zorluk çıkartan ne varsa ya o etkeni ortadan kaldıracaksınız ya da o etkenin olduğu durumda ne yapmak lazım olacaksınız. Bunun dışında gaz algılama sensörlerinin pasif ve aktif olan modelleri var. Gaz algılama sensörleri genel olarak aktif cihazların içerisinde borunun üzerine takılan metotta. Eğer gazınız havadan hafifse tavana, havadan ağırsa zemine koymanız gerekiyor, takdir edersiniz. Gaz hafifse tavana çıkıyor, tavanla 30 santim aşağı veya ağırsa yerden 30 santim yukarı gidiyor. Doğal gazı yukarıya, LPG'yi aşağıya koyarsınız gibi düşünebilirsiniz. Yapılan işten basit mantıklarla özellikle gaz kaçağının olabileceği noktanın tepe noktasına koyarız gaz dedektörlerini ilgileneceğimiz kısım. Eğer hava çekmeliyle yapıyorsanız bunu birden fazla noktada algılama yaparsanız cihazınızı boruya koyarsınız. Algılamaya başlar. Standart normal şartlarda gaz kaçmaya başladığı zaman standart olarak tavana çıkar. Her ikisi de algılar gördüğünüz üzere. Ama başka şartlarla eğer bir şekilde hava üflemesi veya benzeri sebeplerle bir tarafa yönlendiriliyorsa bazen pasif cihazlar burada yetersiz kalabiliyor. Bunlara mesela fabrikanızda muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Yani gazın tek başına direkt yukarıya çıkacağınızı her zaman öngörmeyin. Hava akımı, fan çıkışları veya benzeri şeylerin nasıl etki yaptığını muhakkak test edin bakın. Ya da belki alternatif aktif yöntemler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Evet, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de X-Proof sistemler. X-Proof alanlarımız birçok fabrikada endüstride bulunuyor. X-Proof ürünler kullanırken karşımıza iki tip X-Proof geliyor. Bunlar kısaca anlatacağım. Çok ilgisi olan arkadaşlara tek tek anlatabilirim. Sormak isteyen arkadaşlara. Bu cihazlar, yani kullanacağımız ekipmanlar, yangın dedektörü olabilir, armatür olabilir veya herhangi bir fan olabilir, benzeri bir şey. Kullandığımız ürün tipi alev sızdırmaz tip olabilir. Direkt X-Proof olan dediğimiz alev sızdırmaz tip. Bu durumda ortamdaki çıkan yanıcı gaz veya benzeri ürün herhangi bir şekilde o cihazımızın içine girmiyor olması lazım. Yani sızdırmaz olması lazım.
ne kıvılcımın, ne alevinin, ne başka bir şeyin içeriye ve dışarıya giriş çıkışın olmaması lazım. Buna alev sızdırmaz teknik diyoruz. Bir de kullandığımız daha basit mantıkta ürünler var. Bunlarda da ortam içerisinde bir gaz, diyelim ki patlayıcı bir gazımız var. Ortamda sürekli kaçıyor, heptan veya benzeri bir şey. Buradaki cihazımızın o malzemeye yanıcılık özelliği katabilecek bir ark veya bir enerji veya bir ısı üretmiyor olması gerekiyor. Bu tür cihazlara da kendinden emniyet diyoruz. Bu cihazlar ağırlıklı olarak akım sınırlandırmasına dayalı olarak çalışır. Bu bölge eksik olursa, bu bölgenin dışı dediğimiz güvenli bölgeye bir tane galvanik bariyer ya da zener bariyer dediğimiz bir cihazı koyarız. Bu genelde 100 mAh'ın altında veya ürünlerin tiplerine göre değişir. Akım sınırlandırmasını yapar. Bu tarafa gelirsiniz, standart olarak bir tesisatınızı çekersiniz, bildiğiniz noktasal detektör koyarsınız. Tabii ki bakım değerleriyle çalışabilen emniyetli tip ürün, yani bunun sertifikasını almış, ATEX sertifikalı ürünleri koyarsınız. İkisinin birbirinden farkı ağırlık olarak eğer alev sızdırmaz bir ürün koyuyorsanız, buraya koyacağınız tesisat alev sızdırmaz olacak, boru tesisatını içeri çekme veya işte galvanik boruyla yapacaksınız, EMT boruyla. Tamamen tüm ek noktalarını özel yapıştırıcıyla içine gaz sızmayacak şekilde yapacaksınız. Bu boğat noktaları. Tesisat biraz zor olur. Diğer kendinden emniyeti yaparsanız standart tesisatınızı çekiyorsunuz. Çünkü bu tarafta risk yok. Dışarıya koyuyorsunuz zener bariyerinizi. Akım içeriye geçecek de sınırlandırıyorsunuz. X-Proof noktasında iki tip cihaz alabilirsiniz. Dediğim gibi her türlü ürün için geçerlidir bu. Yani duman dedektöründen tutun da armatörünüze kadar bunlar geçerlidir. Yani basit anlamda. Bunun dışında bir de algılamadan sonra karşımıza gelen şey uyarı sistemleri. Uyarı sistemleri, tabii ki algılamayı yaptık. Bizim amacımız öncelikli olarak yangın algılamak, can güvenliğini korumak. Bugüne kadar yaşanmış yangınların yani büyük kısmında insanlar yanarak ölüyor. Genelde zehirlenerek ölüyor. Biliyorsunuz çıkan duman, karbondioksit 5 dakika içerisinde beyin ölümünü gerçekleştiren bir etkiye sahip. O yüzden zaten birçok ölüm vakası işte tüp gaz zehirlenmesi veya benzeri zehirlenme, banyolarda zehirlenme gibi geçmişte çok duyuyorduk veya soba zehirlenmesi çok duyuyorduk. Bunlar çok karşımıza geliyor. Aynı şekilde endüstride de daha önce duyduk, haberlerde okuduk. Dediğim gibi yanarak ölmüyor insanlar. Bilincini kaybediyor, düşüyor. Ondan sonra yanıyor. Yani öldükten sonra yanıyor. Yani o anlamda uyarı çok önemli. İnsanları birinci amacımız bunu algıladıktan sonra dumanla karşı karşıya bırakmadan tahliye etmek. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Söndürme sistemleri biliyorsunuz sprinkler olayın son aşamasında yani yangının çok büyüdüğü, ısının tavana kadar çıktığı bir yangın seviyesinde ortam sıcakları 700 derecelere kadar çıkıyor. Çelik konstrüksiyon binaların çökmesi ondan da iki süreleri hatırlıyorsunuz. 700 derecelere çıkınca sıcaklıklar binayı taşımadı, taşıyıcı yük. Çünkü 700 derecelerde çelik biliyorsunuz sünme noktasına gelir. Çökme oradan yaşandı. O yüzden hani önceliğimiz insanları dışarı tahliye etmek. Tahliye etmek de üç şekilde oluyor. Bir tanesi sirenlerle, uyarı sistemleriyle, bir tanesi acil anons sistemleriyle anons yaparak, bir tanesi de görsel, ışıklı flaşörlerle karşımıza gelen kısım. Evet, standartlar ne diyor? NL4 ne diyor bu konuda? NL4 diyor ki, binanın her yerinde ölçülecek ses seviyesi en az 65 desibel olacak. Bu arada yani diyelim ki ortam seviyesi 70 desibel olabilir, 80 olabilir ama mesela 50 desibel ölçüyorsan yine bunu 65 alacaksın bunu. O anlamda söylüyorum bunu. Ortam seviyesinin minimum 5 desibel üstünde olacak diyor. Diyelim ki ortam seviyesi 70 desibel. Sizi uyaracağım bölümdeki ses seviyesi 75 desibel olmak zorundadır. Ortam seviyesi 95 desibel. Endüstriyel tesislerde biliyorsunuz 80, 90, 95, 100. Bazı bölgelerde enteresan sesler oluyor. Bunun en az 5 desibel üstünde ses üreteceksiniz insanları duyurabilmek için diyor. Ama diyor bunu yaparken 200 desibellik oraya ya da 150 desibellik siren koyamazsın diyor.
biliyorsunuz 120 desibel üzeri insan sağlığı için zararlı olduğu için demiş ki en son standartta 118 desibel üstünde bir silah koyamazsın kardeşim. Yani 1 metrede 150, yani insanların kulak hizasına gelecek ses 118 desibelin üzerinde olmasın. Uyuma mahalli bölümleriniz varsa bazı fabrikalarda imalathanenin olduğu veya imalatların olduğu yerlerde yatakhaneler ve benzeri yerler vardır veya oteller diye düşünebilirsiniz yapmasında. O tür mekanlarda yatak başında ya yani, uyuma mahalli başında 70'te 75 desibellik sesi üreteceksiniz. Onun dışında. Kurallardan bir tanesi de sirenlerle alakalı. Sirenlerin frekans aralıkları 500 ila 2000 Hz arasında olmalıdır. Çünkü insanların yaşları arttıkça, yaşımız ilerledikçe duyma seviyelerimiz azalıyor. İşte 2 ay önce bir kulak testi yaptım. Duyman yavaşlamış dedi doktorlara. Haliyle yaşlanıyoruz dedi. Bu anlamda belli bir sınırın üzerine çıkmaması isteniyor. 500 Hz'in altı ve 2000 Hz'in üstü. Sirenlerin teknik kataloglarına bakıyorsunuz, 120 desibel diyor ama 4000 Hz diyor. Çok anlamlı değil. Katalog değerlerine bakacaksınız, 2000 Hz'i geçmeyen değerdeki fonksiyonunu kullanacaksınız. Orada 105 mi diyor, 105 üzerinden kullanacaksınız. Eğer anonsunuzu, daha doğrusu uyarınızı, insanların tahliyenizi siren yerine anonsla yapacaksanız, bu durumda ortam seviyesinin en az 15 desibel üstüne çıkmak zorundasınız. Zorluk burada başlıyor. Endüstriyel testlerde bizim 90 desibellik, 95 desibellik makinalarımız var. Bunun yanında ben eğer hoparlör insanları duyuracaksam 95 artı 15, 110 desibel ses üretmek gerekiyor. 118'in üzerine de çıkamıyorum. Bu durumda endüstriyel testlerdeki en büyük problemlerden bir tanesi işte 5 metre aralıklarla hoparlör koymak zorunda kalıyorsunuz. O tür bölgelere. Bunu yapmak için de dizayn kriterleri var tabii. Onu da kısaca anlatacağım. Ortam ses gürültülerini kısaca burada vermişler. Literatürde bu böyle geçiyor. Fısıldama sesi genelde 30 desibel gibi öngörülüyor. Veya bir ofis ortamında karşılıklı konuşmaya baktığınız zaman bu 60 desibeller civarında bir ses üretmeniz varsayıyorsunuz. Hafif bir sokak gürültüsü ortalama 40 ila 75 desibelken yüksek gürültüler 90 desibelleri bulabiliyor. Sokak gürültüsü deyip geçmeyin, çok ciddi sestir. Bazen böyle camı kapattığınızda dersiniz, böyle rahatlarsınız. Gerçekten 90 desibeller çok ciddi ses seviyeleri. Ortalama ofis gürültüleri 40 desibel ile 80 desibel arasında değişir. Ortalama bir call center'ınız varsa veya bir ofis ortamında ciddi çalışan bir yer varsa buraları 80 desibellere kadar çıkabiliyor. Ortalama olarak biz ofis gürültülerini 60 ila 70 desibel arasında, 60-65 desibel arasında alırız, onun üzerinde dizayn ederiz. Eğer ki bir presetabüsü veya benzeri üniteleriniz varsa bunlar 100 desibellere kadar çıkıyor. Hatta kazan dairesi bir yerlerde 110 desibellere kadar ses seviyesi çıkıyoruz. Ses hesabını yaparken nasıl hoparlör koymalıyız ya da nasıl siren koymalıyız, neye göre dizayn etmeliyiz konusu var. Burada en önemli kriterlerden bir tanesi, aslında bilmemiz gereken tek şey sirenin katalog değerine bakmak, kaç desibel ses verdiğini görmek ve bu sesin davranışını bilmek, anlamak gerekiyor. Ses, belli bir açıda verdiğiniz ses yayılımı ilerledikçe ses ne olur? Azalır. Ben buradan bağırdığım zaman arka tarafın duyması daha zor olur takdir ederseniz. Çünkü ses gittikçe zayıflayarak ilerler. Bu zayıflama sırasında formalizasyon logaritmik bir yapıyla ilerler. Bulunduğu mesafenin her iki katına çıktığında ses seviyesi 6 desibel zayıflar. Ne demek? Bir sireni aldığınız zaman veya bu hoparlör aynı şey. Bu hoparlörün katalog değerinde diyorsa 1 metre sonra bu 100 desibel ses üretir. Burada 1 metre sonra değil de 2 metre sonraya geldiğiniz zaman bu 100 desibel 94 desibele düşer. 6 desibel zayıflar. Katalog değeri 1 metrede 100'dü ya, örnek olarak söylüyorum. 2 metre sonra bu 94'e düşer. Bulunduğum yer 2. Bulunduğum yerin 2 katına çıktığım zaman, 2 metreden 4 metreye çıktığım zaman bir 6 desibel daha zayıflar. 2 metredeyken 94'tü. 6 desibel daha düştü. 88. 4. metrede 88 desibel. 4. metreden 8. metreye çıktı. Bakın 2 katı 2 katı gidiyor. Bir alt desibel daha zayıfladı. Ne oldu? 8 metre sonraki sesim 82 desibel indi. Ortam seviyem eğer 70-75 desibelse o zaman 8 metre aralıklarda benim sirenimin olması lazım.
Mekana buna bakarak karar veriyoruz. Birinci öncelikle. Endüstriyel testlerde standart küçük desibelli sirenler çoğu zaman işe yaramaz ya da mantar gibi çok miktarda siren koymamız lazım. Ya bir tane yeter buraya şeklinde düşünülmüyor. Her zaman katalog değerine bakıp ortam seviyesinin üzerinde minimum 5 desibel üzerinde, hoparlör içinde 15 desibel üzerinde ses üretmeniz gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Onun dışında bir de ışıklı uyarı cihazlarımız var. Işıklı uyarı cihazlarımız da EN4'e 23'e göre düzenleniyor ve eğer EN4'e 23'e göre bir sertifika almışsa sertifikasında diyor ki EN4'e 23'e göre V3.1 11.3 mesela bu katalog değerinde yazar. Bunun anlamı işte duvara koyduğun zaman 11 metre üçlük bir bölgede 3.1 metre yüksekliğe kadar koyabilirsiniz burada. Veya tavan tipi uygulama yapıyorsanız Sailing C3.15 diyorsa 3 metrelik bir tavanda 15 metrelik bir çapta bunu kullanabilirsiniz. Yani. Bu durumda flaşör yerleşimlerini de buna göre yapıyoruz. Peki, acil anons sistemleri nerelerde kurulmalı? Yine yönetmelik diyor ki binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 2015'te çıkan yönetmelik. 5000 metrekareden büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı veya bu arada 1000 kişiden fazla olan endüstriyel tesislerde kullanılması zorunludur. Standartizasyon bunu gerekiyor. Burada acil anons sistemlerinin dizaynında EN4'ü 16, 24 ve 32 kullanılıyor. Birisi hoparlörleri ifade ediyor, bir tanesi merkezi ekipmanları ifade ediyor, bir tanesi de dizaynını ifade ediyor. Aynı zamanda binaların yanından korunması hakkında yönetmelik 2015'te de bunlar basit anlamda ifade ediyor. Peki dizayn nasıl yapılmalı? Biraz önce bahsettiğim dizaynlar tamamen cihazların katalog değerleriyle bizim manuel yapabileceğimiz dizayn. Fakat dizayn yapılırken en önemli şeylerden bir tanesi EasyEvac diye bir program var, simülasyon programları. Bunun simülasyonu yapıyoruz. Hoparlörümüzün katalog değeri çoğu bu software'lerin içinde geçerli. Duvara mı koyacağım, tavana mı koyacağım, yüksekliği ne olacak, hangi açıyla bakıyor? Bunları hoparlörleri projenizin üzerine yerleştiriyorsunuz. Şurada mesela tavan tipi koymuş dikkat ederseniz. 1, 2, 3, 6, 9. Bir de şu duvar tiplerini koymuş. Burada allama yapmış. Burada yaptığınız hoparlörün tipine göre minimum hangi desibellerde şuradaki renklere bakarsanız ortam seviyelerinin kaçar desibel olduğunu görürsünüz. İşte atıyorum 90 desibelden 80 desibele kadar seviyelerde. Buralara hatta insan yerleştiriyorsunuz. Bu insanların olduğu bölgelerde kaç desibele denk geliyor onlara kadar dizayn simülasyonunu yapıyor. Programlarda bunları görmek gerekiyor. Yani bakmakta fayda var. Eğer bir dizayn gelirse karşınıza hani bunu bana bir göster bakalım kaç desibel oluyor diye burada benim ihtiyacımı karşılayacak diye bir sorgulamanızda fayda var. Bazen ortam gürültü haritası elinizde olmadığı zaman yapılan dizaynlarda çok zorluklar çekiyoruz. Ortam gürültü haritası muhakkak bu dizaynlardan önce elinizde olması gerekli ve doğru yöntem. Anonslardan sonra da kısaca periyodik bakımlarla ilgili gereklilikleri kısaca anlatıp sunumumu tamamlamak istiyorum. Sorularınızı isterseniz hemen alabilirim, isterseniz sonrasında alabilirim. Sorularınız olacak mı bilmiyorum. Çok sıkmış olabilirim, çok konuştum. Soluksuz konuştum belki. Özür diliyorum bunun için de. Acelemi verin lütfen. En önemli konulardan bir tanesi de bakım. Bakım tek başına ağırlıklı olarak bizim yangın yönetmeliğimizde de yani binaların korunması hakkında konusunda da açık ve net olarak yazıyor. Bina yetkilisinin sorumluluğunda olduğunu belirtiyor. Ve yapılması gereken şeyin periyodik testlerin ilgili standartlar gereği EN4'de 14'te bunun net olarak nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Onları birazdan anlatacağım neler yapılması gerektiğini. Sorumluluklarını atmanız gerekiyor üzerinizden. Çok ciddi bir sorumluluk gerçekten. EN4'de 14'te bu sorumluluk ve test bakım aralıklarını tek olarak ifade etmiş. EN4'de 14'te de direkt olarak kullanıcıya bu sorumluluğu yüklüyor. Test ve bakım için EN4'de 14'te ek D diye bir bölüm var. Ek D bölümünde bunun nasıl yapılacağını tek tek anlatmış. Ben kısaca onları anlatmaya çalışacağım.
Türkçe. Bu tabloyu ben yine Türkçeleştirmeye çalıştım. Burada kalifiye şirket tarafından muayene için aralıklar ve kullanıcı tarafından yapılacak aralıkları ifade etmiş ay bazında. Yılda en az bir defa yetkili personel tarafından yapılması gereken kontroller var. Bir de bunlar 12 ayda bir anlamında, şu aylık 3 ayda bir şeklinde yapılması gereken koşulları anlatıyor. İşte butonlar, dedektörler, merkezi ekipmanlar, göstergeler, paneller, hepsini tek tek anlatıyor maddeleri. Ben kısaca maddelerin üzerinden geçmek istiyorum, yapılmak istenen şeylerle alakalı. Bakım işlerinde yangın arama butonları öncelikli olarak karşımıza geliyor. Butonlarda yapılacak şey, camı kırmıyorsunuz ağırlıklı olarak, test anahtarları vardır. Test anahtarını takıyorsunuz, cihazın fonksiyonel olarak çalışıp çalışmadığını, sirenlerini çaldırıp çaldırmadığını test ediyorsunuz. Ve bakacağınız şeylerden bir tanesi de görsel olarak bu butonun etrafında bir şey var mı, konmuş mu, konmamış mı? Görsel olarak bunlara da bakıyorsunuz. Yani eğer bu butona siz erişemiyorsanız bir anlamı yok. Bunu test raporunda tek tek doklarda belirtilmesi gerekiyor. Butonlar haricinde yangın dedektörleri. Yangın dedektörleri noktası altı olabilir, ışın tipi duman dedektörleri, hava çekme dedektörleri olabilir. Bunlardan da öncelikli olarak hasar kontrolü yapıyoruz, gözle kontrol. Bakıyoruz. Dedektörü boyamışlar, problem. Dedektörü sprey sıkmışlar, problem. Veya ne bileyim, kırılmış dedektörü, her şey olabiliyor. Bunlar hepsi problem. Bunun dışında da aynı zamanda test spreylerimiz vardır. Test spreyleriyle içine sıkıp, altında ateş yakmıyoruz arkadaşlar. En önemli şeylerden bir tanesi test spreyleri yapıyoruz. Çünkü onun sensörünün temiz kalmasını istiyoruz. Çünkü duman girdiği zaman da kirleniyor. O tercihimiz değil. Test spreyleriyle fonksiyon testinin yapılması, çalışır olduğunu oluşması, bunun göstergeleri varsa onların görünürlüğünün teyit edilmesi gerekiyor. Eğer ki ısı dedektörünüz varsa ısı dedektörünü de gidip bir ısı tabancası veya ne bileyim bir alev tutup üzerine yapmanızı istemiyor. Çünkü bu da fonksiyonlarını bozuyor. Her üreticinin kendi test fonksiyonlarının ne yapılması gerekiyor? Biraz önce bahsettiğim kırık çıkık boya bilmem ne fonksiyonunun yapılması dışında üreticinin vermiş olduğu testlerde bazıları mıknatıslı, bazıları belli fonksiyonlarda test edebilirsiniz yapıları var. Onlar üzerinden yapın diye söylüyor. Ve bunların kesinlikle ve kesinlikle denetim ve log altına almanız gerekiyor. En son yapılan ve bir önceki yapılan bakımlardaki denetlemeleri karşılıklı değerlendirilmesi gerekiyor. Aerosolleri bahsettim. Işık tipi duman dedektörleri de aynı şey. Bunun içinde fonksiyon testleri yapılırken genelde levhalar vardır. Bu ışının belli seviyelerde kesmesini sağlayan en uç noktadan veya en arka noktadan cihazın çalışıp çalışmadığını simüle eden özür diliyorum. Bu cihazlar üzerinden yapılması sağlanıyor. Eğer ışın zayıflaması varsa ve alarmı geçiyorsa bunun fonksiyon testlerinde sirenleri çaldırıyor mu? Üzerinden başka problem var mı? Onları tek tek kontrol ediyorsunuz. Aynı şey hava çekme dedektörler için de geçerli. Her noktadan deliklerinin olduğu her noktadan üreticinin uygun gördüğü şekilde spreylerle taşınmasını, ne kadar zamanda taşınıyor, en üst noktadan taşınma süresi aşmış mı, delikler tıkanmış mı, bunların hepsine bakılması gerekiyor. Örnekleme dedektörlerinin boru kırılmış mı veya benzeri şeyler. Gerçi cihazlar bu konuda eğer boru kırılmışsa ya da tıkanmışsa zaten arıza veriyor. Onları temizleyin diye uyarıda bulunuyor. Bunların kontrolünü yapmamız gerekiyor. Sıcaklık sensörleri dışında, bu hava sensörleri, görsel uyarı cihazları. En önemli şeylerden bir tanesi de yardımcı güç kaynakları. Yardımcı güç kaynakları bizim sirenlerimizin, hava çekme dedektörlerimizin, ışın tipi dedektörlerimizin beslemelerini sağlayan ürünler. Bunların içerisindeki akülerin değerlerinin tek tek ölçülmesi, akü değerleri eğer sağlamayacak durumdaysa bunların değiştirilmesini sağlaması gerekiyor. O yüzden güç kaynaklarının kapasitesi ve akü değerlerinin muhakkak ve muhakkak akım değerlerinin ölçülüp bunların kayıt altına alınması şartı var. Tabii ki panellerin fonksiyon testleri yapılıyor. Senaryoları doğru çalıştırılmalı. Kendi içindeki fonksiyon testlerinin olup olmadığı aynı şekilde bakıyor. Üzerinde bir yazıcı veya benzeri ünite varsa onların yapılmasına dikkat ediliyor.
Butonlardan bahsettim. Sistem kayıt defteri, geçmiş loglar inceleniyor. Olmuş olaylarda eğer problem varsa bunlarla ilgili müdahale edilmesi gereken bölümler, onlar yine kayıt altına alıp işletmelerce idame ediliyor. Öylece kısaca bitirmek istedim. Çok konuşmuş oluyorum, özür diliyorum sizden. Umarım faydalı olmuştur. Soracağınız varsa yanıtlamak isterim. Çok iyi anlaşıldı mı yoksa? Teşekkür ederim. İyi anlatamadım mı acaba? Evet. Doğal gaz kaçağı, hegzan, metan veya alkol, birçok gazla ilgili karakteristik gaz dedektörleri var. Bu algılama, söndürme sistemleri ayrıca dizayn ediliyor. Onlar için ayrı dizayn kriterleri var. Söndürme için NFPA'de veya NL4'te standartlar var. Eğer temiz gazlı söndürme yapıyorsanız ayrı, sprinkler tarzı söndürme yapıyorsanız ayrı kriterler var. Onlar bazında yapıyorsunuz ama bunlara bağlı olmuyor genelde onlar. Onlar söndürme diyor ki ortam içerisinde, diyelim temiz gazlı söndürme yapıyorsunuz, oda içerisinde oksijen miktarını insan sağlığının zarar vereceği %15'lerin altına indirmeyeceksiniz diyor mesela. Ne yapıyorsunuz orada? Oksijeni azaltıyorsunuz. Dumanın dönüşü, yangının çıkması, yanmanın sebebi olan oksijeni azaltıyorsunuz orada. Yanmıyor bir şey. Yani pürmüz tutuyorsunuz, yanmıyor çünkü içeride yeterli oksijen yok. Ama insan sağlığına zarar vermeyecek seviyede olması gerekiyor. Tabii ki bu karbondioksit söndürmelerden bahsetmiyorum. Temiz gazlı söndürmelerden bahsediyorum. NL4'te koyacağınız gaz miktarı tek tek tanımlanmış durumda. Minimum yılda bir kez test yapılması gerekiyor ama aylık yapılacak şeyler de var. Yani aylık gözde kontroller, 3 ayda bir yapılacak olan fonksiyon testleri zorunluluklar. Bilmiyorum, o Annex D'yi ben size mail atarım isterseniz eğer şeyiniz varsa yapılması gereken şeyleri tek tek orada anlatıyor. Burada tablo olarak vermem, biraz hızlı geçtim ben. Şurada bütün fonksiyonlar işte bu referansta hangi aralıkta yapılacak, kimler tarafından yapılacak, aylık yapılacaklar, manuel butonlar ayda bir, işte duman dedektörleri 3 ayda bir, dedektörlerin etrafındaki bölge testleri 3 ayda bir gibi günlük yapılacaklar, donanımların kontrolleri genel günlük yapılacaklar, 3 ayda bir yapılacak. Tabii yılda bir olarak bunların raporlarının dosyalarında tutulması gerekiyor. Özellikle bakanlıktan destek geldiklerini de ama bunları sizden istiyorlar. Örnek ev yaptı başımıza gelmişti. Ev yaptı bakıma başladık. Çalışma Bakanlığı'ndan geldiler. Nerede test raporlarınızı da? Dedik yapıyoruz şu an devam ediyor. Yok yani test bir ay falan sunuyor çünkü oradan işte bayağı bir yola. O bir ay sonra da test raporlarımızı sunduk. Teşekkür ederler. Devam ediyorlar mesela. O test raporları önemli, çok önemli. Tabii çok çok önemli. Herhangi bir olay olduğunda, bir şey olduğunda sigorta kuruluşları da aynı şeyi yapıyor. Tamam senin yardımcı olmak istemiyor ama sen buna bakıyor musun? Bakın sözleşmenler dedi. Önce bakım sözleşmesi istiyorlar. Birinci aşamada. Yoksa hani rücu etmeye çalışıyor elinden geldiğince bölgelerde. Yani sorumluluğu genelde atmanız lazım üzerinizden. Fabrikalarda en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani iş güvenlikçi arkadaşlarıma özellikle uyarmak istiyorum çünkü genelde onların üzerine kalıyor bu tür şeyler. Fabrika tarafında bazen maliyet dolayısıyla istenmeyebiliyor. Hani ya çalışıyor işte falan gibilerinden ama çalışması yeterli değil. Bunu rapor altına alıp evet bak çalışıyor ve ben bunun testlerini yapıyorum ama elimizin altında olması gerekiyor. Ya o sorun altın üzerimizde. Testi kimde de yapabiliyor acaba? Kim kurduysa yani onlar daha yetkili. Yani yetkin diyorlar. Makine mühendisi odası yapamaz. Yani makine mühendisi odasının yapamamasının sebebi bu tür cihazlar biraz daha özel eğitimler sebebiyle. Mesela kurduğunuz sistemin eğitimini alan personel sayısı atıyorum Türkiye'de 50 tanedir, 100 tanedir. Yani o sistemi eğitimini almamış kimse o cihazın çalışır fonksiyon testlerini yapamaz. O yüzden hani kuran firmalar bu konuda daha yetkin eğitimler almış ve sertifikalara sahip kişiler olduğu için kuran firmaları yaptırmanız gerekiyor. Ya da aynı ürünü satan yine kalifiye bir
tanıdığınız, bildiğiniz firma varsa onlar yapabilir belki. Ama kalifiye olmayan kimse yaptıramazsınız. Odalar da bu konuda şey değil, yani yetkin değil. Geçimi sadece ürün başlıyor çünkü. Sunumunuz için teşekkür ederiz. Bu ışık dedektörlerden bahsettik. Evet. İnfet ve ultraviyole ışınlarından. Çift teşekkür ederim. İn dedektörlerinden sizin farkları var, mesaj meselesi. Onu da anlatabilirseniz. Şimdi osit dedektörler range olarak 150 metreye kadar range sahip. Işıntı bir duman dedektörlerinin yeni nesilinde de 120 metreye kadar gelişen modeller çıktı. Genelde 50 ve 100 metrelik modellerdendir. Yani range'ler bir şekilde aşılır olduğu için ağırlıklı olarak burada en büyük avantajının hani çift ışın göndermesi sebebiyle duman ve tozu birbirinden ayırt etmesi. Endüstriyel tesislerde çünkü tozlu ortamlarda durup dururken yalancı alarmın geçmesinin önüne geçmesi için önceliğimiz olduğunu düşündüğüm için range'i çok fazla gündeme getirmedim. Ama dediğiniz gibi range olarak normal mesafe olarak 150 metre menzile kadar gittiği için bazen standart ışın dedektörlerine göre çok daha avantajlı çıkabiliyor. 120 metre mesafeniz var, iki tane koyuyorsunuz, öbüründen bir tane koyuyorsunuz. Maliyet olarak basit, evet biraz daha pahalı ama iki tane yerine bir tane kullanınca çok çok ucuz oluyor. Örneğin. Orada bir de şu kablolama sistemiyle ilgili. Belki bir standart değil belki vardır. Tabii N4 yine. Sıcak sabahlar genelde her kırmızı kabloyu standartı da bir yangın kabloları için diyoruz. Evet, yangın kabloları ve kablolama sistemi. Tamam. Sonuçta silikonlu olması gerekiyor. Silikonlu olmadan ziyade özellikle besleme ve kontrol sinyal kabloları standartta diyor ki minimum 90 dakika yangına dayanıklı olacak diyor. Şimdi bunu sağlamak için eskiden silikonlu kabloları yapıyorlardı ve benzeri şeyler yapıyorlardı. Şimdiki bu yalıtımlar fire retardant dedikleri alev iletmez. Yani burada yansa bile yakıyorsunuz altına çakma. Alev yürümüyor, ileri gitmiyor. Özellikle fire retardant artı yani bu alev iletmeyen ve yangına dayanıklı olarak yangın anında işte testlerde bazen yapıyorlar. 300 derece sıcaklıkta 90 dakika boyunca orada üzerindeki enerji ve sinyali iletmesini sağlaması gerekiyor. Özellikle hoparlör kabloları, siren kabloları, kontrol eden herhangi bir cihaz olan kablolar, güç kaynaklarının kabloları. Loop hatlarında normalde yangına dayanıklı zorunluluğu yok. Ancak loop hatları üzerinde kontrol cihazlarımız olduğundan dolayı siren kontrol modülleri, böyle kontrol modülleri, yangın manasını kapat ve işte daha doğrusu selamet panayı aç, kapat veya benzeri fonksiyonları getirdiği için loop hatlarında mecburen yangına dayanıklı yapmak zorunda kalıyoruz. Yani standart sinyal kabloları ve kontrol kablolarını ağırlık olarak ve enerji kablolarını yangına dayanıklı yapmak zorundasınız diyor. N54'te geçiyorum. N54. Şeyde de var. Bizim Türkiye yangından, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik de var. Çok çeşitli şeyler var ama aynısını tercih edeceğimizde. Markadan bağımsız olarak 200 derece hani şeyleri var ama silikonlu mu silikonsuz ben ondan hepsinin test sertifikaları var. EP180 diye geçiyor. İşte 90 dakikaya kadar yeterli. 180 dakika zorunlu yok aslında ama yani genelde üretimler EP180 olarak. FRP180 diye geçer mesela kablonun açılımı. Fire retardant artı dış ortam etkilerine dayanıklı artı 180 metre boyunca normal işte 350 dereceli galiba iletimine devam edebilecek şekilde bir yapı sunuyor. Testleri onun üzerine. Sertifikalı olması şart. Markanın önemi yok. Markanın önemi nerede geliyor? İşte absürt bir bakır iletkenliği olmayan, yeterli büklümde olmayan kablo kullanılması. Çünkü loop hatlarında kullanmış olduğunuz kablo büklümlü bir kablodur. Metrede 7 veya 8 büklüm vardır. Büklüm sayısı artarsa data iletişimi haberleşmesi daha sıkıntısız olur ama sizin kullandığınız bakır miktarı artar. O yüzden çok fazla büklümü sevmiyor üreticiler. O yüzden yani düzgün bir marka işte kelime. Aklıma her şey. Bunlar iyi kablolar. Tabii bunlar da sınırlı değil. Yani birçok ürün var yani bu standartsa. Aklıma hızlıca gelenleri söyledim. İyi bir ürün almakta fayda var. Yani nereden altı üretimlerde
bunlara çok dikkat edilmeyebiliyor. Ben bir soru soracağım. Maliyetle ilgili. Mesela 1000 metrekare kapalı alanda hava emiş dedektörü yapılırsa maliyeti aşağı yukarı ne olur acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hava çekme dedektörlerin maliyetleri 2500 lira 4000 dolar arasında değişiyor modellerine göre. Yani daha düşük, daha ucuzları da var gerçi ama bunun bir de boru tesisatı var. Yani cihaz da bitmiyor. Cihazın haricinde bir tane güç kaynağınız olacak. Onun panele bağlanacak modülü olacak. Artı maliyetler. Artı boru tesisatı. 1 metrekarelik bir alanda atıyorum 50'ye 20 mi diyelim. 50'ye 20 metrelik bir alanda 3-4 tane boru. Yani ne yapsak? 10. Yaklaşık olarak 4 boru desek. 200 metre civarında boru mu diyor tahminen? 200 metre borunun maliyetini düşüneceksiniz. Onun tesisat maliyetini düşüneceksiniz. Boruyu eğer bir tane ABS boru alırsanız borunun bir tanesi 7-8 dolar metresi. Yerli boru alırsanız yerli borunun metresi 3 lira 5 lira. Yani şey ne kullanacağınıza bağlı. İthal boru kullandığınızı varsayalım. Ortalama 8 dolar deseniz 200 çarpı 8 ne yapar? 160 dolar yakın. 160 dolar. 8 dolar. 880, 800, 1600 dolar. Bu boru maliyeti olur. Bunun bir işçiliği var. Yani işçiliğinde işte kaça yaptırabiliyorsanız buralarda maliyette çok bilmiyorum ama 200 metre boru çok pahalı olmaz. Kullanacağınız alan da şey değil. Tek bir hava emiş cihazı yeterli oluyor mu ki 1000 metre? 2000 metreye kadar genelde tek cihazı koyabiliyoruz. Nozul kaçta mı? Nozul noktası altlık dedektörü yerleştirir gibi dizayn ediliyor. Ortalama olarak 1000 metrekare alansa, ortalama 50-60 metrekarede bir dedektör gibi düşünseniz ne yapar? 50 diye düşünseniz 1000 bölü 50, 20 tane dedik demektir. Bir şey değil yani. Ortalama çünkü biz bir hava çekme dedektörü 40 ila 50 delik geliyoruz genelde. Filtre falan kullanılıyor mu? Her cihazın alt tarafında bir tane giriş tarafında toz filtresi kullanılıyor. Deliklerde yok hocam. Yok deliklerde. Deliklerin amacı delikler şey değil. Arasındaki mesafenin ne kadar olması lazım acaba? Yani milimetre olarak Şöyle, bunun dizaynı noktasal tip dedektör yerleştirir gibi oluyor. Yani her bir delik aslında dedektör koyduğunuz yerdir. E-Network de diyor ki en uzak mesafeniz 6.2 metre olmalı. Yani bu ne demek? Bu dedektörü şuraya koyduğumuz zaman en uzak noktası neresi? En köşe noktası. En köşe noktası 6.2 metre ise bu hipotenüsten bakacağınız mesafe yaklaşık olarak neye denk gelir? Şöyle aslında kısaca örnek bugün bir tane şey yapmıştım. Yerleşim. Şöyle, ben size bir göstereyim de yaptığım şeyi mantığını anlatayım. Görebilirsiniz. Dedektörler genel anlamda şöyle dedektörlerin şöyle bir duvar olduğunu varsayın. Dedektörlerimizi biz noktası olarak aralıklarını yerleştiririz. Yani baktığınız zaman en uzak noktası diyeceğiniz mesafe, bunun yarı çapı, bu sıcaklık dedektörü için. Sıcaklık dedektöründe 4,5 metredir maksimum mesafe. İki dedektör arası yaklaşık 3,2 metre gibi. Yani şuradan 6,4 metre açabilirsiniz demektir. Bu mesafe duman dedektörlerinde 6.2 metre üzerinden gider. Buradaki mesafe de yaklaşık 4.8 metredir. Yani maksimum açabileceğiniz mesafe. İki dedektör arası genelde 8 metreyi geçmeyiz, öyle söyleyeyim. Noktasal tip duman dedektörleri gibi yerleştirdiğimiz için yapacağımız işlem boruları şuradan geçirmektir ve buralara birer delik dermektir normal şartlarda yapacağımız iş. O yüzden
dedektör yerleştirir gibi düşünün. İki delik arası maksimum 8 metre gibi öngörebilirsiniz. Daha kısa olursa, peki 3 metre olursa? Daha iyi. Daha iyi. Maksimum açabileceğiniz mesafe olur. Bir önceki yönetmelikte, yani 2018 sonunda yayınlanmayan yönetmelikte bu mesafe 7,5 metreydi. Yani iki sensör arası 10 metreydi. Bu yaklaşık 8,4 metreye kadar indi. Şu an yeni yönetmelikte. Her delikten çekilen havanın basıncı debisiyle ilgili bir sorun var mı? Çünkü var, cihaza doğru. Yakın olan daha çok doğru. Çekecektir falan. O yüzden dizayn yapılıyor normal şartlarda. Yapılan dizaynlarda öncelikli olarak en uzaktaki delik daha büyük deliğe sahip olup en yakındaki delik daha küçük deliğe sahip oluyor. Çünkü taşıma hızını hem arttırıp hem de gelen dumanın aynı hassasiyette algılanmasını sağlamamız gerekiyor. Örnek bir dizayn göstereyim size. Ne yapıyoruz anlatayım. Galeriyi açalım mı? Galeriyi açalım. Şöyle bir dizayn programımız var. Dizayn programımızda cihazın üzerinden çıkan boruyu alıyoruz. Filtreden geçiyor. Hangi bölgelere gidiyor? Sağa gidiyor, aşağı iniyor, sola gidiyor. Ve buralardaki deliklerine bakın. Mesela 2 milimetrelik bir delik deliniyor burada. Şu an mesela çalışıp çalışmadığını burada görebiliyoruz. Yeşilde gördüğünüz üzere çalışır durumda. Bütün kollarını tek tek belirliyoruz. Hangi bölgelerde deliklerimiz var onları belirliyoruz. Her birinin delik çapları farklıdır. Bak dikkat edersen mesela en uçtaki delik 4 milimetre. Buradaki delik 2 milimetre. Bu tamamen yapılan dizayndan sonra delik çaplarının hesaplanmasıyla çıkan bir örnek. Bunun dışında başka daha farklı bir şey bakalım. Açılabiliyor mu? En yakın olan delik daha dar olacak. En uzak olan genelde öyle oluyor. Şöyle mesela genelde tavan yapısı daha düz bir mekan için bakalım. Şurada. Bakın burada mesela taban kotundan aşağı indiğimiz kısımlar var. Bir taban kotunun olduğu yerde delik deliyoruz. Bir de aşağı inip aşağı kotlarda yapıyoruz. Yaklaşık çift kot dallama yapmıştık mesela LCV2'de. Rafların aralarının olduğu bölümlere ayrıca 3 metre kadar aşağı inip o noktalardan da iniş yaptık. Mesela bakın 4 milimetre şuradaki delik, şuradaki delik 3,5 milimetre. En baştakine bakalım. 3 milimetre mesela. Buradaki delikler küçük klipleri var bunların. Klipleri takarak da yapabiliyorsunuz. Kendiniz delikle de yapabiliyorsunuz. İki şekilde de yapılabilir. Tamamen dizayn. Mercedes'e bakalım. Ne yapmışız? Dizayn. Mercedes'teki taban yapısı daha düzmüş, daha düz yapılmış. Bir tane normal delik borunun üzerine dermişiz. Yaklaşık bir 60 santim aşağı inip ikinci kolukta bir delik daha dermişiz. Stratifikasyona karşı. İkisinin arasındaki mesafe 2,8 metre dikkat ederseniz delikler arası. Relative distance. Bu şey noktasında. En yakın delik 2 milimetreyken şöyle bakalım. En uzaktaki deliğin çapı 5,5 milimetre. Tamamen simülasyonunu yapıyorsunuz, hesabını yapıyorsunuz. Ondan sonra imalata geçiyorsunuz. Bu dizayn metodu o. Cihazdan çıkıyor. Filtreye giriyor. Yukarıya çıkıyor. Taban kotundan bir sağa bir sola ayrılıyor. Bir kot devam. Diğer kot da o şekilde devam eden şekilde dizayn ediyor. Fan seviyesi hızını arttırıyorsunuz. Algılama hassasiyetinin seviyesine bakıyorsunuz. Standartlara göre N50-20'ye göre uygun olduğunu ifade ediyor burada. O zaman dizaynımız tamamdır. Çalıştırıyorsunuz. Genel çalışma metodu bu. Ama mesafeler dediğim gibi yani noktasal dedektör yerleştirmek gibi maksimum 8,4 metre arası.
2 metre koyarsanız kimsesi hayır demez tabii. Peki öyle olunca bu sefer yani fanın etkisi azalmaz mı? Daha az. Yani hava emiş hızı düşmez mi? Düşer. Yani, o zaman yanları geç almamış. Geç almamış değil. Yani buradaki sizin 100 tane delik derdiniz. Zaten simülasyon buna müsaade etmiyor. O zaman 300 metre gidemezsin diyor. Yani deliğin arttıkça boru bir şekilde düzelir. Ama standartlara uygun olarak 300 metreye kadar boru kullandığında standartlar statüsünde bir dedektör yerleşimi yaptığında hiç buradan çıkmaz. Lisanslı bir program mı? Size ne ait? Bu, evet, bu ürünün lisanslı programı. Yani şey, üreticinin verdiği bir program. Firmalara genelde şey olarak veriyor. Eğitimden sonra sertifikalandırıp veriyor. Yani bizim proje grubunun kullandığı bir program. Ben de bir zaman proje grubunda çalıştığım için ben de başlayayım. Anlamda toz ve tekstil pamukçukları. Doğru. Bu durumda da biz duman dedektörü ve ısı dedektörü kullanmıyoruz. Ki çabuk kirleniyor. Doğru. Duman dedektörü, şey ısı dedektörü zaten geç algılıyor. Doğru. Peki hava örneklemeliği tercih ettiğimiz zaman bu borularımızın tıkanması, filtrelenmesi onu bir açar. Şöyle aldama güçlükleri sadece bu toz duman haricinde tavan yapılarından da kaynaklanıyor ve algılama tarafında bu toz uçuşları deliklere çok fazla tıkıyor. Bunun için bazı noktalarda 15 günde bir veya ayda bir bakımlar zorunlu oluyor. Yani temizlik anlamında. Siz sisteme ne kadar bakarsanız o da size bakıyor açıkçası. O yüzden işletmeli muhakkak bununla ilgilenen birisi olmak zorunda. Hava çekimi direktörümüz olduğunda. Örnek tekstil sektöründe bununla ilgili olarak bazen çünkü yetişemiyor bunun. Bunun için ters hava üstüme tesisat dediğimiz bir tesisat çekiyoruz. Yapılan işlem basitçe emiş yapılan borunun alt tarafına bir üç yollu elektrikli vanayla özür dilerim ya bu öksürük beni öldürecek. Üç yollu vanayla borudan gelen havayı durduruyoruz. Üç yollu vanayla hava çekmeli dedektörün içine konulacak hava geçişini buradan veriyoruz. Bina içerisindeki, fabrika içerisindeki kompresör tesisatıyla basınçlı havayla, tabii ki bunun basıncını genelde 7-8 bar ya da 15 barlarda olan basınçları biz 2-2,5 barlara düşürmemiz gerekiyor. Bir basınç düşürücüyle bu cihazın yanına getiriyoruz ve o grafik vanaya bağlıyoruz. Buradan dışarıdan hava almaya başlıyor hava çekmeli dedektör. Buradaki üç yollu vananın diğer yolundan da ters havayı borunun içine basıyoruz. Deliklerin ucundaki uçuşu tozları diyeyim veya ucundaki uçuşu tozları dışarıya atmak için. Genelde bunu günde bir defa ya da ne bileyim duruma göre 3 günde bir defa, ayda bir defa, 15 günde bir defa yani sizin yerinize göre, durumunuza göre belirlenebiliyor. Hatta Kaşmiratlı arkadaşlar günlük yapıyor bunu. Bir PLC devre tasarladılar. O PLC devre günde bir defa 30 saniye boyunca basınçlı havayı basıyor. Borulardan pisliği atıyor, tozu atıyor. Devam ediyor. Yıllardır çalışıyoruz. Yok yani. Tabii o yüzden bu, sık bakım ihtiyacı var. Yapabiliriz. Hayır. Şimdi üretebiliriz zaman... Ha, sizin açınızdan. Ha, evet, doğru söylüyorsunuz. Emmek lazım oradaki pisliği. Doğru. Emme için de yapılabilir ama onda mesela şu an zaten sürekli emiş yaptığımız için o yöndeki tozun dışarıya atılması çok kolay olmuyor sizin tarafta. Böyle bir problemimiz çıkıyor ama emebiliriz. Yani o da bir yöntem sonuçta bir şey değişmiyor. İçeride çünkü uçuşan tozlar çok sürekli oluyor ya aşağıda filtrenin önüne de çok fazla geliyorsun. Filtrenin sürekli temizlenmesi lazım. Artı o uçuşan tozun dışarıya atılması gerekiyor zaten. Aslında bir arasını oraya şey yapmak lazım. Kompresör tarafına çekilebilir mi bakmak lazım. Şimdilik de işte gıda olduğu için biz şey yapıyoruz. Daha güçlü bir yemiş de yani bezden çıkarıp buluyor.
Çıkarmaya gerek yok. Üç yolu bana koyacağız oraya. O şey, manuel yapılmaz. Seyyar bir cihaz var. Şey, çok uğraştırır seni yani. Çok uğraştırır seni yani. Onu otomatize etmek lazım. Bunu yapmak zor değil de. Ali Bey abi. Şey yapmak lazım, ikna etmek lazım. Xprof, cihaz ya da tesisatlar genelde nerelerde kullanılması gerekiyor? Yani şimdi Xprof dediğimiz yanma riskinin, daha doğrusu patlamaya karşı risklerin yüksek olduğu bölümlerden bahsediyoruz. İşte zone 0, zone 1, zone 2 diye geçer. Yanma riskinin olduğu core noktaya zone 0 deriz. İşte biraz uzaklaşınca zone 1, biraz daha uzaklaşınca zone 2 deriz. Bu bölgeler eğer olarak o şekilde sınıflandırılmışsa orada koyacağınız tesisatlar ya dediğim gibi sızdırmaz tesisat olacak, Xprof yani alev sızdırmaz tesisat olacak ya da kendi nemliyeti cihazlarla çözüm şeklinde olacak. Yani o tamamen sizin kullanacağınız ürüne bağlı. Yani kendi nemliyeti cihaz bulamıyorsanız Xprof kullanacaksınız, tamamen tesisatı sızdırmaz yapacaksınız. O şartlara uymanız lazım. Yani tek başına Xprof cihazı koydum buraya. MET boyuyla geçiyorsunuz, her bir eklenti noktasını yapıştırıcıya sıkıyorsunuz, bir daha oynanmıyor. Bir hata çıktığı zaman komple tesisatı yeniden yapıyorsunuz. Yani bunların hepsi şey, uğraştırıcı şeyler. Ve sadece yapıştırırız bile dünyanın parası mı? Sadece bunun dışına bir şey takılıyor. Olmuyor. Standart sağlamıyor. Yani standart sağlamasını geç, risk bitmiyor, risk devam ediyor orada. Onun için kendinden emniyetli cihazı almak lazım. Yani eğer tesisat problemin varsa cihazı, ama aydınlatma armatörünü ne yapacaksın? Ne yani çekeceksin tesisatını? Sabahkinden farklı mıydı? Evet arkadaşlar, bana sormak istediğiniz bir şey olursa kitapçıların içinde kartım var. Mail atabilirsiniz, sorabilirsiniz, arayabilirsiniz. Telefonum 7-24 açık olmakla beraber 12'den sonra genelde uyuyorum. 12'den önce ararsanız sevinirim. Teşekkür ederim o zaman. Sağ olun arkadaşlar. Biz geldiniz. Umarım faydalı olmuştur, umarım işimize yaramıştır.